Wow Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meseleleri konuşacağımız, kendimizi bilmeye, bulmaya çalışacağımız bu programı izleyen herkesin fayda sağlayacağını umuyorum. Bugün öğrenme konusunun farklı bir alanını ele alacağız. Sıklıkla karşılaştığımız ve kafa karışıklığımızın çok fazla olduğu bir alan. Her yönüyle öğrenme güçlüğünü konuşacağız ve bu konu için alanında uzman iki değerli konuğum var. Birisi nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci. Şehadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bir diğeri de disleksi ve dikkat uzmanı Betül Ersoy. Betül Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğim gibi öğrenme güçlüğü konusunu konuşacağız ama öncesinde yine kafamızın çok karışık olduğu bir alan var. Hangi alanda ne çalışmaları yapılıyor? Ebeveynler biraz bu konuda kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. O yüzden hazır Betül Hanım da Ümraniye Rehberlik Araştırma Merkezi'nde çalışırken önce biz Betül Hanım'dan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde ne yapılıyor bunu dinleyelim istiyorum. Evet. Ümraniye Rehberlik Araştırma ve diğer Türkiye genelindeki rehberlik araştırma merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Okullardaki rehber öğretmenlerin bağlı bulunduğu bir yerdir. Ama daha çok rehabilitasyon merkezleriyle karıştırılır. Yani özel gereksinimli olan çocuklara eğitim verilen bir yer olarak karıştırılıyor. Bizde tanımlama yapılıyor. Yani zihinsel engelli ya da öğrenme güçlüğü ya da fiziksel engelli bunlar yaşa bağlı değil. Erken çocukluk döneminden yetişkin bir kişi de olsanız başvurduğunuz zaman biz size randevu veriyoruz. Randevu günü elinizde işte kimlik kartınız, nüfus cüzdanınız, küçük çocuklar varsa anne ve babalarıyla birlikte, eğer okuldan geliyorlarsa okul yönlendirmesi, rehber öğretmenlerin hazırlamış oldukları eğitsel değerlendirme ile birlikte bize başvuruyorlar. Biz de randevu ile birlikte inceleme yapacak arkadaş kişiyi alıyor. Yapılması gerekiyorsa zeka testi. Okul çocuklarıysa ama küçük çocuklarsa Denver gelişim testi, ACTE yani Ankara gelişim envanteri gibi gelişim testleri uygulanıyor. Sonrasında ebeveyne izleyeceği süreç ile ilgili bilgi veriliyor. Eğer hastaneye gidip hastaneden çözgel raporu alınması isteniyorsa ve akabinde rehabilitasyon merkezine gitmeyi istiyorlarsa onların yönlendirmeleri yapılıyor. Yani bizim için daha çok tanılama, hastaneden sonraki bir tanılama merkezi olarak düşünebilirsiniz. Sabah 8.30'da randevular başlıyor, akşam 5'e kadar devam ediyor. Pandemi döneminde yine çalışmaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Çok yoğun ve çok güzel çalışmalarınız evet. Var. Ben de az çok Rehberlik Araştırma Merkezi'ni biliyorum ve çalışan herkese de emekleri için buradan da teşekkür edelim. Çünkü veliler için çocuklar, her ebeveyn için çocuğu evet. Çok kıymetli. Özellikle özel bir alanda hizmet almak istedikleri zaman, çocuklarına fayda sağlamak istedikleri zaman çok daha farklı bir ruh halinde oluyorlar. Evet, ayrıca rehberlik araştırmanın şöyle bir yönü var. Bunlar ücrete tabi değiller. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğu için herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. İlk önce hastaneye de gidebilirsiniz. Hastanede bir çözgel raporu ya da yetişkin raporu alıp bize başvurabiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi okul çocukları ve küçük çocuklar için değil. Diyelim ki yetişkin bir bireysiniz. Kaza geçirdiniz ve sağ ya da sol tarafta bir bozukluk meydana geldi. Bununla ilgili fizyoterapi almak istiyorsunuz. Bunun için de bize başvurabilirsiniz ve bizden alacağınız raporla birlikte herhangi bir rehabilitasyon merkezinin fizyoterapi bölümünde destek alabiliyorsunuz. Ayrıca zeka testleri yapılıyor okula giden çocuklar için. Viskar, Bender Gestalt, ayrıca Gezel figür çizimleri, bunun gibi zeka testlerine tabi tutuluyor çocuklar. Daha sonrasında dediğim gibi okulla koordineli bir şekilde kaynaştırma öğrencilerinin kaynaştırmaları çıkarılıyor. Rehabilitasyona gitmek istiyorlarsa rehabilitasyondan destek alıyorlar. Öğrenme güçlüğü konusuna yaklaşacak olursak, peki Şehadet Hanım sizle başlamak istiyorum. Öğrenme güçlüğü nedir? Her zamanki gibi biz tanımımızla başlayalım.
Aslında biz öğrenme güçlüğünü bir şemsiye terim olarak aslında kullanıyoruz. Bunun altında birçok şey var. Bunlardan bir tanesi biraz sonra hocamıza zaten değineceği disleksi var. Ben birazcık daha detayından bahsedeyim. Disleksi dediğimiz şey ve disleksi, disgrafi var ve diskalkuli dediğimiz şeyler var. Bunlar nelerdir? Birazcık detaylandırmak istiyorum. Disleksi daha çok okumayla alakalı olan sıkıntılar. Çocukların okuması sadece okumada sıkıntı değil. Burada okuduğunun akıcı olması. Bazen görür aileler sonunda mesela okur okur çocuk sonrasında böyle ekler, kendi ekler mesela. Okuduğunu yanlış okur, harfleri karıştırır. Bunlarla alakalı sıkıntılar var. Diğeri ise disgrafi ise yazmayla alakalı. Yazmada akıcılığın olması lazım. Yazının hem bu ince motorun hem aynı zamanda doğru bir şekilde algılayıp doğru bir şekilde yazması gerekiyor. Bu aslında temel psikolojik bir ihtiyaçtır. Temel psikolojik bizim gördüğümüz şeydir. Neden? Çünkü biz bir şeyi ilk önce bir bilgiyi alıyoruz, bilgiyi işliyoruz, sonra bilgiyi geri vermemiz gerekiyor. Şimdi bilgiyi bu çocuk alıyor, almıyor değil. Çünkü biz çocuğa farklı şekilde sorduğumuz zaman bu bilgi var aslında onda. Ama bu okuyarak olmuyor. Bazen yazarak olmuyor. Matematikte de aynı şekilde. Matematikteki sıkıntılarda da biz buna diskalkül ediyoruz. Yani temel matematik sıkıntısı. Yani muhakkak hocalar görmüşlerdir, anneler görmüşlerdir, çocuklarda şey oluyor. Bir türlü çarpım tablosunu ezberlemiyor bu çocuk. Bir türlü öğretiyorum nasıl bilmiyor. Ben günlerimi sabahlara kadar öğretmeye çalıştım. Bu çocuk nasıl öğrenmemiş olabilir diye. Genelde bana gelen şikayetlerde özellikle matematik konusunda gelen sıkıntılar. Genellikle bu çarpım tablosu ezberleme, en temeli ezberlemede sıkıntı var. Ama şu çok önemli ki matematik dediğimiz şey sadece matematik değildir. Şimdi bakın biz burada sayı hissinden bahsediyoruz. Bu çocukların sayı hissi olmuyor genelde. Yani uzaklık, yakınlık var mı? Bir şey daha mı ağır, daha mı hafif? Ve mesela para alışverişi, bir para yapıyorlar, para alışverişi, bu hesabı yapabilmesi. Aslında matematik dediğimiz şey hayatın bir parçası. Bu yüzden bunlarla alakalı sıkıntılar sadece çocuğu şeyde etkilemiyor, okulda etkilemiyor, diğer hayatını da etkiliyor. Hayatta ilişkilerde de etkiliyor. Diğer bir durum sosyal sıkıntıların olması öğrenmeyle alakalı. O da şu, çocuk mesela gerçekten özellikle disleksi olan yani okumayla alakalı sıkıntı olan çocuklarda görebilirsiniz bunu. Söylediği şey aslında söylediği şey olmuyor. Ya ben aslında bunu demiştim diyor. Mesela sözel ipuçlarını anlamayabiliyor ya da sözel olmayan ipuçlarını da anlamayabiliyor. Arkadaşları bir şey yapıyor, espri yapıyor, anlamıyor. Sonra oradan çekilmeye doğru gidiyor. Arkadaşlarım herhalde anlaşamıyorum diyor. Beni dışlıyorlar diyor. Çocuklar ciddi anlamda psikolojik olarak da sıkıntılar çekmeye başlıyorlar. Ama aileler şunu düşünmesinler. Eski zamanlarda şunu diyorlarmış. Yani tamam bu bir körlük yani. Bu bir kelime körlüğü denilebiliyormuş bu 1900'lü yılların başında. 18. yüzyıla evet, dayanıyor evet. Temelleri. Ama öyle değil. Aslında bakıyorlar ki bu çocuğun bir körlük gibi bir durumu yok. Bu çocuk bunu anlayabiliyor. Mesela tarih olarak baktığımız zaman da ilk çalışmalar şeyde yapılıyor burada. 1800'lü yıllarda oluyor. Özellikle bu tıp alanında, psikoloji alanındaki çalışmalara bakıldığı zaman asker çalışmaları, hocam siz de bilirsiniz, asker çalışmalarıyla başlanıyor genelde. Ve asker çalışmalarında askerden gelen, savaştan gelen askerlerin beyin sarsıntısından dolayı konuşmada sıkıntı, anlamada sıkıntı olduğuna bakılıyor ve bundan sonra devam eden süreçlerde beyindeki kan dolaşımında sıkıntı bulunuyor. Her zaman daha 1900'lere kadar şunu da düşünürlerdi. Ya kesin bu çocukların beyninde bir hasar var. Kesin bu çocukların beynine bir darbe aldı ya doğumda darbe aldı ya bir şey oldu. Ciddi bir sıkıntı vardı. Ama sonuçlarımız tabii ki de onu göstermiyor bize. Ama İlk başta inanılan şey bu çocukların zihninde sıkıntı vardı. Beyninde bir sıkıntı var, bir darbe, bir hasar var olduğu yönündeydi. Ve bu çocuklarla ilgili de şu düşünülmesin. Yani bu çocukların görmede, duymada sıkıntıları yok. Yani uzuv sıkıntısı yok. Yani uzuvlarında bir eksiklik yok. Ya da bir insanlar acaba otizm mi diye bazen otizmle de alakalı olan bir durum değil. Ve aslında bunun özel öğrenme güçlüğünün kendi içinde has bir şekilde ele alınması gerekiyor. Evet. Onların ayrı bir yapısı var aslında. Evet. Şöyle, aslında disleksi söylenişi itibariyle
kulağa çok güzel geldiği için birçok kişinin tercih ettiği bir terim. Öğrenme bozuklukları adı altında aslında disleksi hocamızın dediği gibi bir okuma problemi. Gene işte diskrafi, diskalkuli ve dispraksi yani kaslarda motor gelişimsel bozuklukta olan bir gecikme. Disleksili çocuklarda zeka normal. Ve daha çok da zihinsel engelli çocuklarla da karıştırılabiliyor. Aslında en büyük handikap burada. Biz o yüzden de disleksinin tanılanmasında zeka testlerini istiyoruz. Şu anda en güncel olan WISC-4 tercih edilmesini tavsiye ettiğim testlerden bir tanesi. Çünkü tanılama süreci en önemli detay disleksi'de. Biz eğer bu tanılamayı yapmazsak karşımızdaki çocuğu değerlendirirken onu yanlış değerlendirir ve yanlış bir yolda onun bireysel eğitimini devam ettirmiş oluruz değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Ve o yüzden de ilk önce ilk basamak ben medikal değerlendirme diyorum disleksi'de. Ondan sonra da psikopedagojik değerlendirmeye bakıyorum. Ve o medikal değerlendirmenin içerisinde disleksili çocukların ayırt eden hani tanılarını ileriki süreçte anlatacağız geniş boyutuyla. Bir işitmede, bir görmede, bir dokunmada problemler olduğu için bu çocukları hem çocuk ve ergen psikiyatrisi, hem nöroloji uzmanı, hem bir KBB uzmanı, hem de bir görme uzmanının komplike değerlendirmesi her zaman için daha sağlıklıdır. Elimizde güçlü veriler olur. Hani çocuğun işitmesinde bir sıkıntı yok, görmesinde bir sıkıntı olmamasına rağmen yaşıtlarından ve sınıf seviyesinden beklenilen düzeyin altında bir okuma geriliğine mevcut. Bu okuma geriliğinin sebebi nedir? Zaten hani bunların üzerinde durmak daha sağlıklı. Ebeveynler burada ben en çok kullandığım cümlelerden bir tanesi. Evimizde bir makinamız bozulduğunda hemen bir tamirci çağırıyoruz. Ama çocuğumuz bir okumada, yazmada ya da matematik alanında ya da genel günlük rutinde bir sorun yaşadığında biz bunu merak edip de hemen bir uzmana götürmüyoruz. Komşularımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın sözleriyle hareket ediyoruz. Bu çok yanlış. Bekle geçer. Hı. Aslında beklemenin çocuğa daha çok zararı var. Çünkü şu anda gelişmiş bir çağdayız. Beyin görüntüleme en iyi düzeyde şu anda yani her türlü tıbbi durumlara hani sahibiz. Her türlü şekilde çocukların incelemesi yapılabiliyor. Bu ta anaokuluna kadar disleksili çocuk belirlenebiliyor. Geçmiş öykülerine bakılabiliyor. Velilerin bu noktada önerim erken müdahaleleri kendilerinin iyi bu alanda iyi öğrenip yapmaları. Disleksi dediğimiz zaman şöyle tanımlamalarla karşılaşıyorum diyeyim veliler tarafından. Benim çocuğum S'yi ters yazıyor, B'yi ters yazıyor, 3'ü ters yazıyor. Sadece bunlara bakarak diyor ki galiba benim çocuğumda disleksi var. Evet. O yüzden ben sizle beraber detaylı bir şekilde neler disleksi yiyor diyor, neye göre velilerin harekete geçmesi gerekiyor bunu konuşalım istiyorum. Şimdi okumada görülen hatalardan bir tanesi çocukların harfleri, heceleri, yanlış şekilde yazmaları, ters yönler yazmaları ve bunları okurken hatalı okumaları. Biz çocuğu değerlendirirken ilk önce sınıf seviyesine bakmak zorundayız. Yani bu çocuk hangi sınıfta, performansı nasıl? Çünkü yaşıtlarından beklenilenin altında bir performans bekliyoruz. Şimdi bu söylediğiniz birinci sınıf çocuğuysa, özellikle burada bir yıldız işareti bırakmak istiyorum. Pandemi çocuklarında genel gördüğümüz RAM'a gelen çocuklar da dahil birinci sınıf ve ikinci sınıf çocukları bunlar online eğitim aldılar. Ve bunlarda görülebilecek herhangi bir sorun eşittir disleksi demek değildir. Çünkü yüz yüze eğitimin faydası daha farklıdır. Online eğitimin şu süreçte mecburen yapmak zorundalar daha farklı. O yüzden de bir çocuğun incelemesi yapılırken bir okul seviyesi, sınıf seviyesi ve sosyoekonomik şartlarına bakmak lazım. Bu da önemli bir ayrıntı. Disleksinin zaten tanımında da söyler, sosyoekonomik düzey çok önemlidir. O medikal değerlendirmede bütün rutin tetiklerine bakmak lazım. Kan değerinin eksikliği,
demirin eksikliği, D vitamininin eksikliği de bize bazen yanıltıcı sonuçlar verebilir. Disleksi dediğimiz çocuklar aslında o kimyasalların eksikliğiyle belki de okumada sıkıntı yaşıyordu, yazmada sıkıntı yaşıyordu. Okumadaki karşılaştığımız en çok, eğer gerçekten disleksi tanısını almış bir çocuksa, bu çocuğun orta, hafif ve ağır düzey disleksi olarak ayırıyoruz. Yani bazı çocuklar, bütün çocuklarda harfler karıştırılacak diye bir durum yok. Ama genelinde B ile D, M, N, S, Ş, C, Ç, U, Ü, K, L gibi harfler karıştırılıyor. Ve bunu ilk dil girdilerini daha çocuk 3 yaşındayken, 2-3 yaşındayken görebiliriz. Gecikmiş bir dil konuşması, kelimeleri söylerken kelimeleri hafızada tutamama, örneğin topa pot demesi, bakın P'yi T ile yer değiştirdi. Bunun gibi erken yaşta, erken çocukluk döneminde görülen dil girdileri de bize disleksi hakkında haber verir. Ayrıyeten çocuğun kelime hafızasında normal okuyan çocuklar, normal gelişen çocuklarda beynin okuma ya da işte dil girdisi olan yerde bir hazine gibidir. Orada öğrendiği kelimeler depolanır ve onları yeri geldiğinde kullanır. Ama disleksili bireyde okuma, dil girdisi alanları farklı olduğu için beynin bölgelerinde o bu yakalamak için bu girdiyi beynin çeşitli alanlarını kullanmaya çalışır. O zaman ne oluyor? Beyinde işlevsel bozukluklar meydana geliyor. O yüzden de bu çocukların kelime dağarcıkları azalıyor. Yani konuşmaya geç başlıyorlar. Okul öncesi dönemde bunlar hocamızın değindiği gibi kavramlarda, kavramları öğrenmede sıkıntı yaşıyorlar. Mesela burada Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Özgül Polatoğlu hocanın hazırlamış olduğu Marmara Okul Olgunluğu testi var. Gerçekten hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye çok güzel bir test armağan etmiş. Onu uyguladığımızda da bu çocuklarda nelerin eksik olduğunu görebiliyoruz. İşte renk öğrenmede, renkleri karıştırmada. Mesela kırmızıya pembe diyebilir. Maviye rengini, ismini söylerken de karıştırabilir. Vavi diyebilir. Böyle durumlar söz konusu. Büyük, küçük, ağır, hafif. Yani performans değerlendirmesinde çocuğun okul öncesi kavramlarına kadar inmek durumundayız. Daha sonra dil girdisinin yanında bu çocuğun ince motor becerilerine bakmak durumundayız. Çünkü kaslarda bir gevşeklik söz konusu olabilir. Özellikle laterizasyon diyoruz. Belki siz biliyorsunuzdur. Hani eli kullanma, hangi eli kullanıyor? Bununla ilgili daha net bir kullanıma sahip değillerdir. Bazen sağ kullanabilirler, bazen solu kullanabilirler. Genel bazı kaynaklarda, internet bilgilerinde işte sol eli kullananlar hiperaktiftir, disleksidir denilse bile bazen biz hiç alakasız bir şekilde sol elini kullanan ama üstün zekalı olan çocuklarla da rastlayabiliyoruz. Herhangi bir duruma da sahip değil. O yüzden de çocuğumuzu değerlendirirken internet bilgilerinden ziyade uzman bilgilerine başvurmak daha sağlıklı. Bu işte okul öncesi dönemde yine motor becerilerdeki sorunlardan en başından bir tanesi düğme iliklemede, ayakkabı bağcığını bağlamada çok büyük sorunlar gözükür. Daha sonra organizasyon bozuklukları en sıklıkla karşılaştığımız ve bu yetişkinlikte de devam ediyor. Çünkü disleksi ömür boyu. Şimdi disleksi biter denilen bir tabir var. Disleksi nörolojik bir durum olduğu için bunun bitmesi söz konusu değildir. Verilen eğitimlerle çocuk ya da yetişkin birey günlük yaşam becerilerini ya da akademik performansını belli bir düzeye getirir. Ama bu tamamen iyileşti anlamına gelmez. O yüzden de şimdi organizasyon bozukluklarında ilk etapta gördüğümüz şey, bakarsınız çocuk sabahleyin uyanmakta zorluk çekiyor. Çantasını hazırlamakta zorluk çekiyor. Akşamdan çantasını hazırlamıyor. Bir böyle aman kalsın sabah hazırlarım, sabahleyin bunu yaparken servis kaçıyor. İşte eşyalarını dağınık bırakıyor, bunları toparlamak istemiyor. Düşük bir benlik saygısı, bir şeyleri yapmada isteksizlik. Bunun gibi ruh halleri de görülebiliyor.
ve sıralama becerilerinde, organizasyon becerilerindeki durumlardan bir tanesi de işte sıralama becerilerinde sorunlar. Yani siz ona diyelim ki günleri, ayları öğrettiniz. Bunları söylemekte zorluk yaşıyor. Öğrenemiyor ya da yerlerini değiştiriyor. Mevsimleri sorduğunuzda bu kişi aylardan bahsedebilir. Ya da sonbahar aylarını sorduğunuzda yaz aylarından bahsedebilir. Bunlar çünkü okul öncesi dönemde de öğretiliyor. Ayrıca okul öncesi dönemde şu anda harfler de veriliyor. İşte ses harf ilişkisini anlamlandırmada sorun yaşayabiliyorlar. Bunları analiz etmede sorun yaşayabiliyorlar. Bunun gibi okul öncesi dönemden çocuklarımızda disleksi olup olmadığını belirleyebiliriz. Ama hani her çocuk disleksidir demek için dediğim gibi önce bir VISC4 ya da VISCAR gibi testlerin yapılması en sağlıklısı. Dikkatle ilgili bir sorunu olabilir, onunla eşlik eden bir bozukluk olabilir disleksiye. Onunla ilgili de gene medikal değerlendirmelerden bir tanesi olan bir çocuk ve ergen psikiyatrisiyle görüşüp ilaç kullanımı, ki ben ilaç kullanımını sonuna kadar savunuyorum. Çünkü ihtiyaç duyabiliyorlar ve ben hep ailelere şunu söylüyorum. Eğer çocuğunuzun performansı bir Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmaya denk olsaydı ve siz bunu yapmasaydınız, ama çocuğunuz bu ilacı kullanmadığı zaman normal bir üniversiteye girseydi ya da kazanamasaydı ne hissederdiniz? Yani ya da bu seçim hakkı çocuğa verilseydi acaba hangisini denerdi? Gibi böyle değerlendirmelerden geçmek gerekiyor. Toparlarsak da işte disleksi okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinlik çağında da devam ettiği için genelde aynı şeyler görülebiliyor. Ama bir özel eğitim uzmanı ve yanında eğer depresyona bağlı durumlar varsa bir psikolog ve bir çocuk ve ergen psikiyatristi, yetişkin olduğunda yetişkin psikiyatristiyle koordine çalışırsa bu alanlarda ilerlemeler görülebiliyor. Şerdet Hanım, sizden bütün bunların nörolojik boyutunu, beyinde neler olup bittiği boyutunu da dinlemek isteriz. Aslında şöyle, beyinde neler olup bittiğiyle alakalı araştırmalar yapıldı. Ama biz biliyoruz ki DEHEB dediğimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu beyinde spesifik yerleri vardır. Ön lobdur, işte motor alanlardır, işte parietal lob dediğimiz üst lobun belli alanlarıdır. Belli bölgeler kesin bize yapılan beyin çalışmaları, işte cihazlarla yapılan çalışmalar kesin veriler verir. Şimdi özgür öğrenme güçlüğü için çok çalışmalar yapılmış aslında bunlarla ilgili. Acaba nerede? Evet. Hatta öyle bir şey ki, ya hatta şunu bile demişler yıllar, kesinlikle bunun bir yerde yeri var. Yani kesinlikle beynin bir bölgesinde bir sıkıntı var, bunlar meydana geliyor. Çünkü hani dedik ya, bu 200 yıllık bir olay, 200-300 belki hayatımız boyunca insanoğlunun var olduğu dönemden beri insanlar bir kısmı bu sıkıntıları yaşıyorlar. Ve dünya çapına baktığımız zaman, Türkiye için ayrı konuşacağız çünkü Türkiye sondan eklemeli bir dil olduğu için belki disleksi vakaları o kadar çok çok sık değil ama dünya çapında %15-%30 civarında. Bakın bu yüksek bir rakam. Ama Türkçenin böyle bir kolaylığı var aslında. Şimdi böyle baktığımız zaman da bu çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra Cambridge Üniversitesi diyor ki biz bir çalışma yapalım. Yaklaşık olarak 500 kişiye test yapıyorlar. 500 çocuğa çalışma yapıyorlar. Bu çalışmanın içinde makine öğrenimi olan işte MR çalışmaları var, işte bilişsel çalışmalar, öğrenme, motor hareketleri hepsine bakıyorlar. Bu çocuklarda ne var? Gerçekten beynin bir bölgesinde bir sıkıntı var mı diye. Çünkü şunu da biliyoruz ki aileler tanı ister, net bir şey. Yani evet, net bana bir göster kardeşim der. Yani net nerede var? Hani gideriz deriz ki benim buram ağrıyor, bakar orada ha şuranda bir şey var der. Doktor işte röntgen çeker, bir şey çeker, net çıkar. Aileler de buna ihtiyacı var, istiyorlar net bir şekilde. Ve sonra ne bulunmuş? Aslında çok ilginç bir şey bulunmuş. Aslında DEHEB gibi, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi belli bir yer gözlemlenmemiş. Kesinlikle belli bir yer yok ama şu var ve bu çok çok önemli. Merkezler arası, beyindeki merkezler arasındaki yerlerde bağlantıların zayıf olduğu gözlemleniyor. Yani bağlantının güçlü olduğu çocuklara bakılmış. Bunlar da okumayla ya da işittiğini anlamayla alakalı bir sıkıntı yok. Ama bağlantıyı zayıf olan çocuklarda ise ne gözlemleniyor? Bağlantı zayıf olan çocuklarda bir dakika, burada bir sıkıntı var ve bu çocuklar kesinlikle ve kesinlikle ya matematiğe okuduğunu anlamada ya da
yazmada sıkıntı yaşıyor ve buna benzer, hocamızın da bahsettiği buna benzer sıkıntılar yaşıyorlar. Ve şu da var, şimdi hocam ilaçtan bahsetti ama şunu da aileler bilsinler, ilaç kesin çözüm değil. Yani ben aileler göre ben ilaç aldım bu hastalık biter mi, böyle bir şey ya da bu sıkıntı yok, biter mi, böyle bir şey yok. Ve ben hayatım boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Hocamız da muhtemelen görmemiştir. Tabii, evet. Yani ilaç aldığınız zaman, ha ilaç aldım, şimdi çocuğum çok zeki olacak, kesin bütün potansiyeli olacak ve harika işler yapacak diye bir şey yok. Böyle ilacı bir sihirli değnek gibi görüyorlar. Görme, öyle yani şekilde, ilacı içti tamam o saniyede evet, çok iyi olacak. Çok öyle bir şey yok. Öyle hatta diyorlar ki böyle ilaç aldı şu an galiba performansla. Evet ilaç etki edecektir tabii ki ama çocuğun disleksinin yanında eşlik eden dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa onu etki eder. Zaten bu bulgular da bunu söylüyor. Diyor ki ilaç sizin belli bir bölgeye etkiledip de bir hastalığı bitirme diye bir şey yok. Yok, evet. Ve ilaçlar bu kadar disleksi, sıfırlama gibi bir durum yok. Ama yanına eşlik eden durumları aile için ya da okul için kolaylaştırabilir. Bir kolaylaştırıcı etkendir. Ailelerin de bunu bilmesi gerekiyor. Ve ben burada hep her zaman söylüyorum. Bakın belki biraz sonra hani şey genetiklerle bahsedeceğiz ama burada önemli olan şeylerden bir tanesi eğitim. Gerçekten çok etki ediyor. Yani siz çocuğunuza telefonu sadece verip sabah akşam hiçbir şekilde onunla konuşmazsanız, göz kontağı kurup konuşma bu esprinin ya da bu örnek veriyorum atasözünün anlamı bu biliyor musun deyip onun böyle algısını açmazsak ya da bir matematik işleminde hadi çocuğum markete gitsek mesela örnek veriyorum sepetimde 10 tane yumurta var 2 tanesi kırıldı kaç tane kaldı sence deyip kafasını zihnini yordamazsak bu çocukların. Bu çocuklar ister istemez ve pandemi çocukları diyoruz. Pandeminin de etkisiyle çünkü o muhakeme yeteneğinin gelişmesi gerekiyor çocukta. Bu gelişmezse ister istemez çocuklarımız disleksi semptomları gösterecektir. Bak %100 disleksi demiyorum ben ama ben bu son bir yılda hocam da muhtemelen görmüştür. Yani eskiye göre çok daha fazla disleksi teşhisi ya da semptomu gösteren çocuk görüyoruz. Ve bu çocukların ellerinde telefon var. Sürekli bir kendilerini emojilerle ifade etme durumundalar. Duyguları anlama diye bir şey yok. Ya da siz bir sınır veriyorsunuz, o sınırı anlama durumları da yok bu çocukların. Hani verilen komutları da anlama durumları yok. Verilen her komutu anlamayan çocuk disleksi değildir ama örüntü gösterir. Bir şey örüntü göstermeye başlarsa ve siz hocamız dedi ya hani hemen müdahale etmek gerekiyor burada. Hemen müdahale edilmezse bu sonuç, bu başlangıç ileriye daha kötü şeylere gösterebilir yani. Daha da ileriye yani eğer bir çocuk eğitim almazsa, bir çocuk eksikliği tamamlanmazsa, gözden kaçırır ve ihmal edilirse, ihmal de çok büyük bir sıkıntıdır burada gözlemleyebildiğimiz. Yani ihmal edilirse ya okuldan ya öğretmenden ya annenin ihmali sonuçta çocuğun hayatı kaçırmasına sebep olur. Ki burada en önemli gördüğümüz şeylerden bir tanesi hocam zamanlama sıkıntıları. Bu çocuklar zamanda yapamıyorlar. Daha önce de söylediğimiz gibi bu bir aylık kayıp bir yıllık kayıba. Bir yıllık kayıp, iki yıllık kayıba doğru gider. Hmm. Ve sonra çocuklar ne diyor? Benim temelim yoktu. Aslında temelin olabilecek çok imkanlar vardı ama doğru kullanılmadı ya doğru gider aslında. Yani burada öğretmenlere de çok iş düşüyor. Evet. Çünkü sınıf ortamında karşılaştıkları çocuklarla her birini teker teker iyi gözlemlemeli. Ve aileye de çok büyük önem düşüyor. Ve öğretmenin aileyle işbirlikçi olup rehber öğretmenle birlikte okul bazını iyi değerlendirmesi evet, gerekiyor. Çünkü eğer sınıf öğretmeni bu çocuğu sınıfta yakalayamazsa gecikiyor. Bir çocuk ne kadar geç, disleksili bir çocuk ne kadar geç fark edilirse o kadar onun hayatına dokunmanız zorlaşıyor. Evet. Çünkü kalıplaşmış bir şekilde gidiyor ve zaten isteksizler, o isteksizliği siz yok edemiyorsunuz. Daha da artıyor. Evet, daha da artıyor. Aslında ailelere çok büyük iş düşüyor. Yani burada çocuğumuzu gözlemlemek, dünyaya getirdiğimiz bu çocuğun sorumluluğunu alabilmek. Şimdi disleksi'de gene sağ solu ayırt etme denilen bir durum var. Eğer sağ solu ayırt edemiyorsanız siz disleksisiniz. Böyle bir şey yok. Ben özellikle velilere bunu belirtmek istiyorum. Biz ev içinde her türlü imkana sahibiz. İlla ki materyal kullanırken dışarıdan bu materyalleri almamıza ihtiyaç yok. Bunu ev içinde de sağlayabiliriz. Aslında en doğal ortamda öğretmiş oluruz.
Biz bir projeyle yurt dışına Prag'a gitmiştik. Orada böyle dikkat eksikliği ve disleksiyle ilgili çocuklarla bir çalışma yapmıştık. Tamamen doğal ortam. Yani ve disleksili çocuklar ya da dikkat eksikliği olan çocukların hepsi bir sene uzmanlarla birlikte eğitim alıp ondan sonra tanı alıyorlar. Yani o bir senelik çalışmaya bakılıyor. Ve aileler daha bilinçli, aile ev içerisinde örneğin yönerge vermek en önemli belirlediğimiz şeylerden bir tanesi. Bir kişinin beni dinleyip dinlemediği, yani o andaki dikkatini verip vermediği, benim ona söyleyeceğim şeyi yapmasıyla alakalıdır. Genelde bizim annelerimiz örnek rol model. Bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirirken bir yandan da çocuğun sorularını cevaplandırırlar. Ben diyorum ki bunu yapmayın. Bu en kötü şey. Bağlanmada da en önemli şeylerden bir tanesi göz kontağı. Yani siz çocuğunuzla konuşurken eğer boyu sizden küçükse onun seviyesine inip onunla göz kontağı kurup o anki işinizi bırakıp çocuğunuzla ilgilenmek, onun ihtiyaçlarına bakmak. Evet. Eğer boyu uzunsa gene onun hizasında olup onunla o esnada bütün işinizi bırakıp onunla ilgilenmek. Daha sonrasında ne diyorlar? Hocam söylüyoruz söylüyoruz duymuyor. Ama senin ev içerisindeki bulunduğun pozisyon çok önemli. Eğer onunla karşılıklı konuşarak bir yönerge veriyorsa ve bunu anlamakta zorlanıyorsa evet oraya bir soru işareti koyalım. Hemen disleksi demeyelim. İşitsel dikkat problemleri yaşıyor diyoruz disleksiler. Evet kulakta herhangi bir problem yoktur. Duymada herhangi bir problem yoktur ama duymazlar. O yüzden de hani bu yönergeleri verirken kaç yönerge veriyorum? Mesela mutfaktan kırmızı saplı kaşığı getir. Bunun içerisinde rengi de öğretiyorum. Bunun içerisine onu yöneltiyorum da. Verdiğim yönergelerin basitlik ve zorluk güçlük derecelerine bakmak lazım. İstediğim şeylere bakmak lazım. Biz genelde ne diyoruz? Mutfağa git şeyi getir. Neyi getirsin mutfağa gidip de? Ya da işte tabak dolapta. Dolabın neresinde? Ya da ayakkabılarını giyinirken bak önce bu ayakkabını giyeceksin. Bu değil sağ. Ve sol. Daha onları küçükken çocuğumuz daha yetişirken yani bebeklikten itibaren onunla iletişim dilimizi kullanırken günlük yaşam becerilerinde kullanacağımız dili de işin içerisine sokarsak çocuklar bunu öğrenirler. Çünkü beyinleri bir yetişkininki kadar dolu değildir. Ne kadar bilgiyi verirseniz doğru bilgiyi o kadar alırlar. Ne kadar yanlışı öğretirseniz o kadar yanlışı öğrenirler. Biz öğretirken yönerge alımından tutun da ev içerisindeki günlük yaşam becerilerine, günlük yaşam planlamalarına kadar bunları yapmak zorundayız. Evet. Çünkü bu çocuklarımıza yani şu andaki bütün çocuklarımız için geçerli olan bir durum. Planlamada hepimizde organizasyonda bir bozukluk var. Saatlerimizi planlayamıyoruz. İşimize geç kalabiliyoruz. İşte yemeğimizi yetiştiremiyoruz. Her şeyi bir şekilde bu zamana yordamlıyoruz. İşte çağın getirmiş olduğu zorluklar. Aslında böyle bir şey yok. Biz hepimiz bunları ayarlayabiliriz. İstedikten sonra her yere yetişebiliriz ve her şekilde bunları öğretebiliriz. Ve aileler burada en önemli öğretmen. Evet. Çünkü bir çocuğun karşılaştığı ilk kişi anne. Burada anneye çok iş düşüyor. Annenin çocuğunu iyi bir şekilde yetiştirmesi için evet yayınlar var, kitaplar var. Ama dediğim gibi illaki materyalleri dışarıdan edinmek yerine ev içerisindeki makarnalardan, pirinçlerden, mandallardan, renkli mandallardan faydalanabilirler. Büyük küçük ilişkisinde tatlı kaşıkla yemek kaşığını kullanıp bunu görselde gösterebilirler. Yani bu ev içerisindeki, evimizdeki eşyaları kullanırsak daha sağlıklı öğretime sebep veririz ve daha sağlıklı öğrenirler. Materyalleri de ek olarak kullanmak istersek kullanırız. Çünkü anaokuluna giden çocuklar zaten evde bunları ilk uyaran olarak aldıkları için anaokulunda istemiyorlar. Ve biz o zaman ne diyoruz? Dikkat dağınıklığı var, bu çocukta dürtüsellik var. Öncesinde çok fazla uyaranla karşı karşıya kalan, maruz bırakılan çocuklarda isteksizlik de meydana gelebilir. Bunun için de dediğim gibi yani bize çok iş düşüyor. Öğrenebiliriz. Artık internet her yerde var ama doğru ve sağlıklı bilgileri elde etmek lazım.
Daha sonra işte öğretmenlerimize büyük iş düşüyor. Rehber öğretmenle birlikte sadece okuma hataları değil, diskalkuli dediğimiz matematikte de bir çocuğun sayı hissini, sayı becerisi, ritmik sayma, rakamları ters yazma. Mesela 3'ü ters E olarak evet. yazma. 4 ve 7 çok sıklıkla karıştırılıyor. 6 ve 9 karıştırılıyor. Ama her zaman şunu belirtmek istiyorum. Verdiğim eğitimlerde de özel eğitim formatörü olduğum için bir dönem öğretmenlere eğitim vermiştim. Orada da birinci sınıfın ikinci dönemine kadar bekleyin. Pandemi haricinde, şu anda pandemide evet. Zaten gerçekten çok büyük zorluk yaşıyor bütün çocuklar. Birinci sınıfın ikinci döneminde bekleyip eğer bu çocuk halen yazmada, halen öğrenmede, halen hecelerde, harflerde bir problem yaşıyorsa bunları rehber öğretmene ve aileye bildirip onlarla birlikte aile hı hı. istiyorsa ister özel ister rehberlik araştırma merkezi bir uzmanla görüştürmek ve sonrasında yardım alması gerekiyorsa özel uzmanlardan, özel eğitim uzmanlarından, disleksiyle ilgili çalışan, özellikle diskalkülle ilgili. Çünkü bu alanda da disleksi, diskalkülü, disgrafi, dispraksi her bir alan kendine bağımsız. O yüzden de bu alanlardan hangisinde güçlük ve zorluk yaşıyorsa o alanlarda evet. Destek alması çok önemli. Zaten disleksili bir çocuğun disgrafisi de bozuktur. Kesin, evet. Ama benim genel 20 yıldır bu mesleğin içindeyim. Genel gördüğüm matematikte de sorunları var. Yani çarpım tablosu en büyük özelliklerden bir tanesi. İşte harfler, aylar, yıllar bunları öğrenmede, saati öğrenmede. Çok sıkıntı. Evet, önceden özel öğrenme güçlüğü bataryası vardı. Şimdi Cevriye hocamız Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cevriye Ergül OYAP onu yeni çıkardılar, yeni bir batarya. Okuma yazmayı değerlendiriyor sadece. Gerçekten çok güzel bir batarya. Bu tarz bataryalarda da çocukların sınıf seviyesinde ihtiyacı olan şeyleri belirleyip onlarla ilgili önlem evet. alınabilir. Kaslardaki bozukluklara da değinmek istiyorum. Dispraksi. Bunlar erken dönemde bebeklik çağında çocuğun yürümesiyle ilgili sorunlar. Gecikmiş bir yürüme. Bisiklet sürememe. Gene düğme iliklemede sıkıntı. Parmak kaslarında sıkıntı. Kaba motor becerilerinde sıkıntı. Ve aynı zamanda işte kot giymede. Özellikle giyim tarzlarında, kotta işte sürekli eşofman tercih etme, disleksik çocukların bir özelliği de bu. Bunun gibi durumları bilip buna göre devam etme. İşte yazıda mesela yazı yazarken çok sıkıntı yaşıyorlar ve genel gördüğüm dikte çalışmalarında bu çocuğu çok yormamak gerekiyor. Yani amacımız küçük hedeflerle büyük hedeflere yakalamak. Eğer biz bu çocukları bir anda çok sıkarsak gerçekten bu çocukları kaybedebiliriz. O yüzden de bu performans dediğim şey sınıf aralığında ve çocuğun kendi gelişimine yönelik performansı değerlendirip bireysel eğitimle devam etmek en sağlıklısı. Şerdit Hanım birçok konudan bahsetti evet. Betül Hanım. Ama şunu biraz daha açmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar okul öncesi süreçten önce çok fazla materyale maruz kalıyorlar. O süreçte ebeveynler bir şekilde çocuklarına fayda sağlamaya çalışıyor. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Aslında hocamızın söylediği kaygılandığı konu çok haklı. Yani çocuklar zaten anne her şeyi yapmış, anaokulunda ne yapacak hocalar diye. Bu ilkokulda da geçerli hocam. İlkokulda da hani çocuk ilk önce okuma yazma evde öğrendiği zaman da aynı sıkıntı yaşıyoruz. Burada ben hocamızın dediğine çok katılıyorum. Bence bir evde başlanmalı. Yani bir evdeki kaynaklar bir tüketilsin. Bir çocuk kendiyle alakalı şeyler yapabilsin. Yani evdeki ana şeyleri bir kullanabilirim. Yani bunlardan bir tanesi mesela balon oyunu. Balon oyunu çok basit görebilir herkes ama oradaki bir koordinasyon, oradaki balonu bir yakalama hareketleri gerçekten çocuğun el kol koordinasyonunu çok geliştiren şeyler. Top oyunu da öyle, ayak evet. oyunları da öyledir. Ayakla top oynadığı oyunlar da aynı şekilde öyledir. Hani bu ana şeyleri biz evdeki imkanlarla ya da bahçemiz varsa toprakla alakalı el kol koordinasyonu çalıştıracak şekilde olursak çok daha faydalı olduğunu ben düşünüyorum. Yoksa hocaları da zor duruma sokmamamız gerekiyor. Sonra diyoruz ki hoca nasıl bir hoca, niye böyle eğitim veriyor tarzında hocayı şikayet etmeye. Hayır, hoca üniversite öğrencisi yetiştirmiyor, ilkokul öğrencisi yetiştiriyor. Bunu da bilmek gerekiyor. Diğer bir durum ise
Hocamız bahsetti ama birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Bu çocukların evet sıkıntıları var ama ben şuna değinmek istiyorum. Eğer çok kardeşleri varsa, ablaları varsa ve abla sürekli övünüyorsa böyle ah abla ne güzel okuyor, ah abla ne kadar şey yapıyor. Şimdi bu çocukları geri itiyor bu. Çünkü çocuk biliyor ki okuyamıyor. Kardeş kıskançlığı dediğimiz durum ya da kardeş arası kıyaslama dediğimiz durum bu çocukları negatif yönde etkileniyor. Daha böyle kendilerini daha böyle geriye çekebiliyorlar. Şimdi psikolojik anlamda da sıkıntılar yaşayabiliyor bu çocuklar. Şimdi bu çocukların aslında sürekli bir motivasyona da ihtiyaçları var. Yani aslansın, kaplansın demek değil aslında söylediğim şey. Ama bu çocuklar bir abla gördüğü zaman, bir ablanın çok iyi olduğunu gördüğü zaman anne de sürekli bak sen yapamadın işte. Abla abin yapsın, aman bırak ödevini de o yapsın dediği zaman görevi ondan, yani o çocuk bırak azıcık zorlanması gerekiyor aslında. Görevi ondan alıp abiye, abla ya da babaya verdiğimiz zaman, anneye verdiğimiz zaman ki ben şunları da gördüm hocam. Bütün ödevlerini ben yapıyorum zaten çocuğumun. Baba geliyor diyor ki ben yapıyorum ya yeter geçsin yeter ama tamam geçsin yeter çocuğum çok zeki deniliyor bir de. Yani bir de kabul edilmeme, inkar etme durumu da var hocam biliyorsunuzdur. Yani böyle bir durum olduğu zaman çocuğu hiçbir şekilde geliştirmiyoruz biz. Çocuğun hiçbir şekilde bir şey öğrenmesini sağlamıyoruz. Bu çocuk yetişkin olduğu zaman, üniversiteye girdiği zaman bu zorluklarla hadi girdi diyelim ya da çalıştı. Her zaman şunu bekleyecek. Ha biri gelsin de benim işimi halletsin. Biri gelsin de benim yerime girsin sınava. Yani her zaman hazıra konmayı öğrenecek. Ve her zaman kendini yani çoğu zaman arkadaşlarından geride hissedecek. Çünkü bir kıyaslama söz konusu var. Yani biz sadece evet aileler belli anlamlarda destek verilmesi gerekiyor ama anne ne yapıyor, baba ne yapıyor psikolojik anlamda? Çocuğunu destekleyebiliyor mu yeteri kadar? Yoksa görüşmeye bile geldiği zaman hocam biliyor musunuz buna adam olmaz şeklinde mi konuşuyor? Şimdi bu çocuğu aslında ne kadar yaralıyor? Buyurun hocam. Şey evet size. Yani burada işte çocukların duygusal ve sosyal yönlerinin desteklenmesi gerekiyor. Bu çocuklar kurallara uyma noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü unutuyorlar verdiğiniz kuralları. O yüzden de girmiş oldukları arkadaş çevresinde hemen dışlanan çocuk etiketini alıyorlar. Sevilmeyen, istenilmeyen evet. Çocuk istenilmeyen. Oluyor. İstenilmeyen. Zaten çoğu disleksili çocuklarda bir içe kapanıklık mevcuttur. Yani birçoğunda yapılan araştırmalarda birçoğunda ruhsal anlamda bir böyle isteksizlik, bir çökkünlük gibi bir durum vardır. Zaten bu isteksizlik onunla da pekişiyor. Ve kendi akranlarının kendi yapamadığı şeyleri yaptığını görmek biz yetişkin olarak da normal bireylerde de bazen hazmedemediğimiz şeylerle karşılaştırıyor bizi, üzüyor, üzücü bir duruma getirebiliyor. Burada en büyük destek mutlaka bu disleksili çocukların iyi oldukları alanlar var. Çünkü disleksinin medikal tanımlarından bir tanesi de skolastik becerilerde bozukluk diye geçer. Bu da aslında bu çocuk normal bir zeka, aslında iyi bir çocuk, hatta entelektüel zekaya sahip. Ama işte bazı alanlarda, akademik alanlarda geri, yaşıtlarından geri bir durum söz konusu. Çoğu zaten mimarlar, iletişim alanındaki uzmanlar, bunun gibi meslekleri tercih ediyorlar. O yüzden de hani bu çocukların yapabildiği, başarabildiği yerleri onunla birlikte pekiştirmek, o alanlara eğilmek, bu çocukları sosyal aktivitelerde anne ya da baba, ebeveyn olarak onlarla birlikte olmak, desteğini vermek ailelere düşen en evet. Büyük görevlerden bir tanesi. Öğretmenler de sınıf içerisinde bu çocuğun yapabileceği mutlaka bir görev vardır, sorumluluk vardır. Yapabileceği üzerinden gitmek en sağlıklısı. Keşfetmesini sağlamak, evet. Onu hocalar da keşfetmesini sağlamak. Evet. Ya da o motive edici kelimeler kullanmak, yapabileceğine inanıyorum, sana güveniyorum ki özellikle küçük çocuklarda ses tonunu daha böyle sakin, daha kaygısız vermek ki ebeveynlerin en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi kendilerindeki o kaygıyı çocuklara vermek. İstemeden çocuğumuza geçiyor o kaygı. Yani biz bunun farkında olmuyoruz. Sanki çocuğun başarısı değil de annenin babanın başarısıymış gibi gözükebiliyor. Mesela LGS sınavından sonra da birkaç tane öyle öğrencim olmuştu. Ve anneler o kadar çok üzülmüşler ki yani ve hani böyle o biz biliyoruz o çocukların hani buna girmesi bile güzel bir şey. Bu sınavlara girmesi bile güzel bir şey.
Ama onları desteklemek lazım, onların yanında olmak lazım. Çünkü bu bir özür değil. Bu bir toparlanabilecek bir süreç. Yanlarında olmak lazım diye düşünüyorum. Ya, kesinlikle hocam, ben de aynı şekildeyim. Ki çocuklarımız sınava girdikleri zaman da anne babalar mutsuz olacak mı kaygısına çok giriyorlar. Anne babaları acaba ben mutsuz edebilecek miyim kaygısına çok giriyorlar. Bu da ikili ilişkilerde ister istemez kaygı ilişkisine doğru gidiyor. Yani evet. Sağlıklı bağlanmadan ziyade kaygılı bir bağlanma sürecine gidiyor. Ben burada da ailelere şunu daha çok tavsiye ediyorum. Siz de çocuk oldunuz. Belki siz o çocuğun yaşadığı sıkıntıları yaşamadınız. Çünkü o zorlanırken kapıyı ayrı ayrı okurken bile zorluk çekti. Kapı. Ama anlamlandıramadı kafasında. Sürekli okudu, sürekli okudu. Yani bu çocuklar belki bir dere yatağı var zihninizde mesela. Ve siz buradan çok güzel bilgiye akışını götürebiliyorsunuz. Ama bu çocuklar götüremiyor. Çünkü önünde çalı çırpı var. Evet. Oranın sürekli öğrenilmesi gerekiyor o çocuklarda. Ve sizin yaşadığınız kolaylıkları ya da zorlukları bu çocuklar daha farklı yaşıyorlar. Burada birazcık daha empatiye ihtiyaç var gibi düşünüyorum. Çünkü dediniz ya hocam, bu çocukların o sınava bile girmesi büyük bir olay. Evet, çok büyük bir başarı. Bu başarıyı fark etmeleri gerekiyor. Ama şunu da söylemiyoruz yani. Bazen geliyorlar hocam, muhakkak size de Asperger olsun, İşte disleksi olsun, kesin bir şey olması lazım bu çocukta, biz çıkartamadık diye kaygılanıyor veli. Çocuk daha çok kaygılanıyor. Bize geliyor, hocam yine kötü mü resim yaptım acaba, yoksa ben ona yeteneğim yok mu? Hani aile şunu da şu kaygıya da girmesin. Yani muhakkak bir şey çıkartmam lazım. Belki onu bir akışa bırakmak, belki çeşitliliği artırmak gerekiyor. Çocuğun kendi kendine keşfetmesini sağlamak gerekiyor. Ve ondan sonra çocuk keşfettikten sonra belki ilerlemeyi gösterecektir. Bir de yani bizim iyi gördüğümüz, o çocuğun iyi gördüğü farklı zaten. Yani biz böyle Picasso beklemiyoruz o çocuktan. Yani o çocuk yavaş yavaş kendini gelişecek. Hayal dünyaları daha farklı. Gördükleri şeyler daha farklı, daha farklı çizebiliyorlar, olayları çizebiliyorlar mesela. Hani bu alanda da birazcık zorlamak yerine belki biraz teşvik edici olmak, birazcık anlayışlı olmak. Bir de bağlanmayla alakalı, çocuk eğer burada anne babadan kopma sağlarsa, şey çok önemli. Gerekirse hani çocuk bazen yapamıyorum, edemiyorum, ben zaten şöyleyim demeye başlıyor. Orada mesela çocuğu yanımıza almak. Biliyor musun, sen doğduğuna ne kadar biz mutluyduk. Senin doğman bize ne kadar bir huzur verdi. Senin için ne güzel, böyle şunları şöyleler yaptık. Mesela şunları senin için yaptık. Yani o an onunla bağlanma, hani o öfkesini, o çünkü öfkeni de biliyorlar yapamayınca, böyle edemeyince, ama hani diyorlar ya hocam, evde aslan, dışarıda kedi benim oğlum ya da kızım derler yani. Orada mesela onu yönetmeyi de sağlamak gerekiyor. Çünkü duygu durumları da bazen inişli çıkışlı olabiliyor burada. Burada birazcık daha anne babanın bağlantı kurması çok önemli diye düşünüyorum. Ve bu bağlantı, inanın, sağlıklı olduğu zaman okuldaki kaygısı da azalacaktır. Yani biz seni koşulsuz, her halükarda bizim oğlumuzsun, her halükarda bizim kızımızsın, her halükarda sen bizimsin. Yani biz hayalimizdeki değil, yani bize verilen çocuğu önemli olan yetiştirebilmemiz burada önemliyken, biz burada o çocuğu, o duyguyu verdiğimiz zaman okulda da bu çocuk kaygısız olacaktır. Daha yatışkan ya daha sakin olacaktır. Eksiğim olsa da annemler, babamlar beni her halükarda sevecek. Eksiğim olsa da ben bir insanım, eksiğim olsa da ben bir varım gibi kendimde eksiklik görmeye başladığı zaman bu onu güçlendirecektir. Yani bu noktada da şunu benimsiyorum. Yetiştirdiğimiz çocuk da ileride bir ebeveyn olacak. Evet. O yüzden de yetiştirdiğimiz çocuğun gerçekten ileride iyi bir anne ya da ileride iyi bir baba olması için elimizden geleni yapmalıyız ki, ben özellikle şeyi çok isterdim müfredatlarda, ebeveynlik ve öfke kontrolü derslerinin olmasını. Çok yani Türkiye'de gereksinimi ihtiyacı hissettiğimiz alanlardan iki tanesi. Yani kimse çocuğu doğana kadar bir ebeveynliği bilmiyor. Okuduğumuz kitaplar bize bir farkındalık. Ama gerçekten işin içine girdiğimizde bütünüyle ebeveynliğin ne olduğunu anlıyoruz. O küçücük ruhların bize ne kadar ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Destekle, eğer biz bu desteği veremiyorsak, ona iyi destek gelecek psikologlarla, pedagoglarla, evet, görüştürmek daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Çünkü ruh hali en önemli şeylerden bir tanesi. Günümüze ruh haliyle başlıyoruz. Evet.
Koşulsuz sevgiye çok fazla ihtiyaçları var değil mi? Yani sadece bir başarı gösterdikleri zaman takdir edilmek ve sevgi cümlelerini duymak değil, başarısızlıklarında da yine sevildiklerini hissetmeye çok ihtiyaçları var. Yavaş yavaş araya yaklaşıyoruz ama aradan önce ben sizin pandemi sürecindeki gözlemlerinizi de sormak istiyorum. Çok kaygılılar, ebeveynler çocukların eğitim hayatına nasıl etkisi olacak diye ve şimdiden siz nasıl etkiler görmeye başladınız? Ben disleksili çocuklarla da çalışıyorum. Pandemi süreci bizi şöyle etkiledi. Hastalığa maruz kalanlarla belli bir dönem görüşemedik. Tabii çocuk geldiğinde de biz de korkarak devam ettik ama en büyük handikaplardan bir tanesi gerçekten gerileme çok fazla oldu. Yani şimdiye kadar belirli bir düzeye getirdiğiniz çocuklar pandemiyle birlikte gerileme görünmeye başladı. Burada suçlu aramak yerine daha sakin bir yapıda değerlendirme yapmak daha iyi. Gün içerisinde ebeveynlerin en sık karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi, biz gün içerisinde neler yapabiliriz? Yani biz bu günü nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü insanlar belli bir dönem eşler bir arada oldular, belli bir dönem herkes evin içerisindeydi. Bu insanların birbirine tahammülsüzlük gerçekleştireceği bir alan oldu ve biz her ne kadar da ekrandan çocukları uzak tutmaya çalışsak da maalesef pandemiyle ekran başına çocuklar kilitlendiler. Bu da neyle? İşte online eğitimlerle, yani ekranı ister olumlu bir şekilde kullanın ister kullanmayın, çocuklar orada ekrana alıştılar. Daha sonrasında vakit geçirmek için dışarıya çıkamadılar, arkadaşlarını göremediler. Ne oldu evin içerisinde? Bunların günlük yaşam içerisinde işte bir anne gibi yemek yapma, evi temizleme, çamaşır yıkama, ütü yapma gibi sorumlulukları olmadığı için direkt karşılaştıkları şey telefonlar oldu. O yüzden de daha çok internet bağımlılığı gibi bir durumla karşılaştık. Ama toparlanacağına inanıyorum. Yani bu bir süreçti. Bu sürecin ne olduğunu bilmiyorduk. Hiç kimse bilmiyordu. İyi düşünmemiz lazım, güzel düşünmemiz lazım. Bunların hepsini aşacağımızı düşünüyorum. O yüzden de hep el birlikte bu günlerin geçeceğini düşünüp öyle devam etmek en sağlıklısı. Evet. Bu çocuklar da toparlanıyorlar. Dediğim gibi hani hem medikal önlem almak, hem özel eğitim konusunda destek almak, hem okuldan destek almak. Bunların hepsi bir bütün olduğu zaman çocuk eninde sonunda bir şeyleri başarabiliyor. Hı. Mükemmel insan yetiştirmek değil amacımız. Hı. Bir şeyleri başarabilen, hı, kendine güveni olan, mutlu olabilen insanlar yetiştirmek. Hı, kesinlikle. Şerdet Hanım, sizle farklı programlarda tekrar tekrar biz aslında bu konuya değinmiştik, evet, ama bu bağlamda sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Ben çok katılıyorum hocama. Şöyle bir şey oldu. Aklıma şimdi geldi aslında. Disleksi tanısı almış ya da semptomları göstermiş çocuklarımız vardı. Biz de görüşemedik hocam. Bir ay, iki ay, böyle uzun bir süre. Çünkü onların sürekli takibi yapılması gereken çocuklar. Bunların şöyle değil hani bir seans gelsin de sonra gitsin değil. Hayır, sürekli takip edilmesi gereken, gelişim ilerledi mi, evde yapılan görevler yerine getirildi mi diye takip edilmesi gereken çocuklar. Bu çocuklar döndüklerinde biz şeye uyum sağlayamadılar. Yani o eğitim sistemine uyum sağlayamadılar. Biz genel itibariyle bir kısmını terapiye aldık. Çünkü ciddi anlamda panik atak gibi, öfke patlamaları gibi, kaygı bozuklukları gibi, yani ekstra korku yaşıyorlar. Normal insan daha fazla pandemiden dolayı korku kaygıları çok fazla artmış. İster istemez arkadaş sıkıntıları olsa bile arkadaş ortamları onlar için bir rahatlatıcı bir şeydi yani. Bir teneffüse çıkmak. Bir hocalarla irtibatlı sohbet şey etmek. Sohbet etmek. Birlikte bisküvi yemek. Kesinlikle. En içmek. Basit şey bile yani. Onların kaygı şeylerini çok artırdı. Biz inanın bir kısmını, belki %50'den fazlasını da diyebiliriz. İlk önce bir terapiye aldık. Terapi toparlandıktan sonra evet bunlar şu an hazır. Çünkü kaygıları çok fazla artmış durumda. Yani onlara bir şey öğrettiğiniz zaman da bir kaygı patlaması, bir öfke patlamaları yaşayabiliyorlar. Ya da bir anda içine kapanıp ağlamak isteyebiliyorlar. Zor süreçten geçenler var. Bunlar ilk önce bir terapi sürecinden aldık. Sonra tekrar devam etmeye başladık yapacağımız çalışmaları. Ne oluyor? Bazen de şöyle oluyor. İkisini beraber götürmek zorunda kalıyoruz hocam. Yani normalde sadece bir hani bir özgün öğrenme çalışması yapmak yerine bir terapiyle beraber gitme durumu aldık mesela çocuklara. Çünkü hala bir zorluk var. Ama bu zorluğu aşacak psikolojik bir altyapı da eskisi kadar güçlü değil.
Çünkü şu anki sistem, şu anki yaşadıkları şey bizim için bile normal değil, bizim için bile zor. Onlar için kim bilir ne kadar daha zordur. Hani bizim böyle bir sıkıntımız oldu. Ama şu da var, çok hızlı olmasa bile, her şey bir anda hani bir ilaç içtim, her şeyi rahatladım diyecek gibi olmasa bile bu sürecin de geçeceğini biliyoruz. Evet. Bu süreçte de daha farklı şeylere, daha farklı çocukların belki yeni yeni kendilerini güçlendirecek yönlere kapılar açacağını düşünüyoruz. Buraya bir virgül koyalım. Tamam. Kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. İslam'a ilişkin temel meseleler ve merak edilen soruların cevapları. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla, Hüseyin Kayapınar'ın katkılarıyla İslam'ın ışığında günümüz meseleleri bugün 17'de Vav TV'de. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah izniyle onları, müşrikleri kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vaadini gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi, zaferi size gösterdikten sonra zaaf gösterdiniz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. Kaçıp hezimete uğradınız. Buna rağmen sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan daha yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size keder üstüne keder verdi ki bu durumlara alışasınız ve daha sonra elinizden gidene ve başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye zannı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar, bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok diyorlardı. De ki, bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki, bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Zihnimizde birçok soru ve sorun. Peki bütün bu sorunların oluşmasına sebep olan asıl mesele ne? Sosyal hayata dair bütün sorularınız için Tahir İnan'ın sunumu ve alanında uzman konuklarla Asıl Mesele bugün 18'de Vav TV'de. Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter.
Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Ardından tekrar karşınızdayız. Her yönüyle öğrenme güçlüğünü konuşuyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Birçok alana değindik ama disleksiyi sadece akademik olarak nitelendirmek, tespit etmek yeterli midir? Yoksa bu çocukların duygusal olarak, ruhsal olarak yaşadıkları, tabii birazdan ona da geleceğiz. Sürekli çocuklar diyoruz, yetişkinlerde nasıl oluyor işler diye. Şehadet Hanım, sizle başlamak istiyorum. Şimdi şöyle, duygu durum ya da psikolojik durum dediğimiz şeylerde biz şunu diyemiyoruz. Yani hem bunu, şu duygu durumunu yaşıyorsa kesin disleksidir. Kesin diskalkülüdür diyemiyoruz. Çünkü bu bilişsel bir süreç. Yani bizim baktığımız şey hani okumada, yazmada, işte matematikteki olan şey hepsi bilişsel bir süreç. Yani bu şeyde gözlemlenmiyor. Yani terapide direktman bir sıkıntı varsa gözlemlenmiyor ama komut almada. Mesela terapide fark ediyorsunuz. Mesela söylenen sözleri yanlış anlama gibi ya da ne bileyim verilen komutları yanlış anlama gibi bazı durumlar olursa soru işareti koyabilirsiniz. Ama %100 budur diyemiyoruz. Bunun için hocamın da söylediği gibi bisiklet var, KES var hocam uyguladığımız, evet, KES testi de var. Mesela bu testler bizim için daha böyle net bir şekilde oradaki sisli bulutları daha net bir şekilde çekebiliyor. Ama bu çocuklarda gördüğümüz şeylerden bir tanesi öz benlik saygısı. Kendileriyle alakalı, hani öz saygıyla alakalı, kendilerini çok böyle ortaya çıkartmak istemeyen, çok böyle göz önünde bulunmak istemeyen çocuklar oluyor genelde. Ve diğer bir durum ise evde bazen zaman zaman öfke patlamaları yaşıyor bu çocuklar. Bu çocukların durumuna eşlik eden bazı durumlar da var. Bunlar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Bir tane daha durum var. Onu da ben söyleyeceğim. Yavaş zihinsel tempo muhakkak duymuşsunuzdur. Bu birazcık daha özellikle dikkat dağınıklığının içinde bulunan, hani çocukların daha yavaş hareket etmesi, verilen mesajları daha yavaş algılaması, daha yavaş tepki vermesi, konuşurken yavaş olması ama dürtüsellik de arada bir olması bu çocuklarda. Şimdi bazen bununla bu karıştırılmasın. Yani çocukların yavaş tepki verdi, disleksi denmesin. Yani zihin kognitif olarak yavaştır. Yani kognitif değil mi? Bilişsel olarak bir yavaşlık vardır. Ama kesin mi disleksi, kesin mi diskalkuli ya da matematik sıkıntısı var? Onun için bakmak gerekiyor. Onun için testlerimize birazcık bakmak gerekiyor. Hani burada bir karışıklık olabilir. Buna birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Bunun dışındaki çocuklarla alakalı arkadaşlarıyla alakalı sosyal problemler ya da iletişim problemleri çok hızlı çözemiyorlar. Yani zaman zaman da, hepsi için söylemiyorum ama zaman zaman da zorbalığa maruz kalabiliyor bu çocuklar. Hani çok zorba bir çocuklar, çok zorba, herkesi kırıp geçireyim diyen çocuklar değiller zaten. O kadar böyle uç çocuklar değiller diyeyim. Ama genel anlamda baktığımız zaman daha naif karakterli. Daha böyle kimseye zarar vermeyeyim. Üzülecekse kendi üzülebilecek çocuklar, içine atabilecek çocuklar aslında. Hani burada birazcık daha terapilerde bunu güçlendirmeyi birazcık daha amaçlıyoruz. Bu sıkıntıları birazcık daha aşmayı hedefliyoruz. Eğer dikkat eksikliği de yanında eklenmişse, hiperaktivitesi de eklenmişse ki bunu komorbid, bunu görebiliyoruz hocam danışanlarımızda. O zaman işte birazcık daha öfkeye yönelik, eğer öfke problemleri yanına eklenmişse, duygu tanıma, duygularını fark edebilme, duygu nedir, duyguyu tanımlama aktiviteleri yapıyoruz burada. Bazen tamamen kesiyor, benim hiçbir duygum yok ki diyor. Söylemiyor, benim hiçbir duygum yok, ben gayet iyiyim, hiçbir şeyim yok diyor. Hani onu açacak bazı çalışmalar yapabilme, yani örnek veriyorum, aileler şunu da yapabilir. Hadi bakalım şimdi sizinle beraber, hep beraber bir oyun oynuyoruz, herkes teker teker komik bir hikaye anlatsın ya da çok üzüldüğü bir hikaye anlatsın ya da gerçekten kendi çok öfkelendiği bir şey anlatsın diye. Ama ben der, anne şunu başlayabilir, ben der mesela bir arkadaşımın hikayesini anlatmak istiyorum der. Şimdi çocuk bunu duydu ya, ben de anlatayım o zaman, ya ben de bir şey paylaşayım. Aslında benim de arkadaşım vardı, adı Ahmet ya da ne bileyim adı Ayşe, böyle böyle yaşamıştı demeyi deme, yavaş yavaş açmaya çalışın. Bir de ben şunu söylüyorum, yani anneler, babalar, yani terapistten daha farkındalar.
Hani bazen diyorlar ya hocam biz bilmiyoruz. Hocam hayır hayır farkındasınız. Mesela disleksi için geliyor aileler mesela. Nihan Hanım kabul etmiyor. Ama disleksiye çok yakın. Hani semptomları var diyoruz mesela. İlk önce bir yavaşlatıyoruz aile hemen panik olmasınlar diye. Aileye diyoruz ki bu sıkıntıyı görüyor musun? Evet kesinlikle zamanlama sıkıntısı var diyor. Kesinlikle harfleri yanlış yazar diyor. Kesinlikle yazıda, matematikte hepsinde hata var ve testler de onu gösteriyor. Aile kabul etmek istemiyor. Burada birazcık daha yansıtma yapmak çok iyi geliyor. Çünkü ailelerini de sakinleştirmiyor. Aile panikledikçe, aile kaygılandıkça kaygıyı ister istemez yansıtabiliyorlar. Ve o yansıttıkları zaman ne oluyor? Bende bir sıkıntım var diyor çocuk. Bende problem mi var acaba diyor. Ben herhalde çok problemli bir çocuğum. Anneme babama çok yük olurum. Onları çok üzüyorum. Deyip deyip psikolojik olarak kendini daha çok geriye çekmeye başlayabiliyor. Burada birazcık da aileyi sakinleştirmek, aileyi de biraz rahatlatmak. Bunun yani oranı herkes de olabilecek ama bu ben her zaman şunu diyorum. Bazen zahmet olduğunuz bir şey rahmete dönüşebilir. Evet. Bazen sıkıntı bela gibi gördüğünüz şey o kadar güzel bir şey dönüşebilir ki siz de şaşırırsınız. Bunu bazen Beethoven'ı yanlış hatırlamıyorsam kulağını duymayla alakalı sıkıntısı vardı. Duymuyordu çok iyi. Sadece şurada belli bir kemikten duyma çalışması vardı. Duyabiliyordu. Ve o çocuğu, o şu an dünyaca ünlü bir müzikleri yapıldı. İşte besteleri yapıldı. Ve herkes onu dinliyor yani. Şimdi böyle bir duruma baktığımız zaman bazen siz olayı nasıl çevirebileceğiniz önemli. Yani şunu da söyleyeyim. Üstün zekalı çocuk demek. Ya da çocuğunuz çok normal demek, her şeyin çok normal gideceği anlamına gelmiyor. Evet. Bazen orada bir şeyleri gözden kaçırma ve görmezden gelme durumu da olabiliyor. Ve yıllar sonra çocuk bunu ortaya çıkartabiliyor ya da aile bunu ortaya çıkartabiliyor. O yüzden ben birazcık da ailelerin bu konuda rahatlamalarını ve şunu da unutmayın. Tekrar söylüyorum, zahmet rahmete dönüşebilir. Hiç bilmediğiniz hale gelebilir. Üzülüp bazen öyle geliyorlar ki üzülüyorlar, ağlıyorlar gözyaşları içerisinde. Ama bu bir süreç, öğrenme süreci. Yani biz normali normal olarak biliyorduk. Sonra bunu bu normallerin dışında olduğu için böyle. Ama bu çocuklar daha farklı öğreniyorlar, daha farklı algılıyorlar, daha farklı bakıyorlar. Daha sanatsal yetenekleri olabiliyor. Hani bunları keşfetmeye birazcık çalışmak gerekiyor. Belki çocuk farklı şekilde öğrendiği zaman bir şeyleri çıkartabiliyor. Evet biliyoruz ki bu çocuklar öğrenmede çok esnek değiller. Belki burayı eseterek bir çalışma yapmak gerekiyor. Duygularını eseterek, ilişkileri daha esnek çalıştırarak, duygularının farkına vararak çalışmak gerekiyor. Hani bu çocuklara girdik Nihan Hanım ama annelerin de ben, anne babaların da bu konuda birazcık lütfen rahat olmalarını tavsiye ediyorum. Yani hayat elimizde böyle kontrol edeceğimiz bir şey değil. Ama elimizde olan şeyi de en güzel şeyi çevirebilmek için çaba bence her şeydir. Sonuç illa mükemmel olmak zorunda değil ama çaba en güzel şeydir. Hiçbir şey yapmamaktansa bir şeyler yapmak için çabalamak da evet. En sağlıklı olanıdır diye düşünüyorum. Burada önemli noktalardan bir tanesi hocamızın dediği gibi duyguları tanıma ve mimikler. Bir çocuk dünyaya geldiğinde ilk karşılaştığı anne yüzlü, sonra geometrik desenlerde daire. Hep biliriz hani eğitim camiasında bilinir. O göz teması kurmak, o tensel temas ve duygularımız noktasında biraz toplumsal olarak tanımadığımızı düşünüyorum. Mimiklerimizi kullanmadığımızı düşünüyorum. Çünkü bir bebeğe öğretirken bir yetişkinle çalışmıyoruz. Yağmurun yağdığını şıp şıp diye hem de çocuğa hem işitsel olarak hem de görsel olarak dudaktan okuması olarak öğretmek gerektiği gibi bir çocuk yere düştüğünde ağladığında onu bastırmamak gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Erkekler ağlamaz. İşte ağlama geçer. Halbuki o duyguyu yaşasın, o öfke duygusundaysa o duyguda bir kalsın, o duyguyu bir atlatsın. Ağlaması gerekiyorsa ağlasın ve o duyguyu tamamlasın. Çünkü işlenmeyen duygular yetişkinlikte hep diyoruz 0-6 yaş dönemi. Şu andaki hayatımızda karşılaştığımız her şeyin temelidir. Yaşadığımız sorunlar da dahil. Sorun çözme becerisini bilmediğimiz için çocuklarımıza da bunu öğretemiyoruz ne yazık ki. Ve çocuklar bir sorunla karşılaştıkları zaman bunu çözümleyemediğinde hemen içine kapanıyor ya da depresyon ya da üzülüyor. Yani biz önce duyguları tanımalı ve öğretmeliyiz. Daha sonrasında da bir sorunla karşılaştıklarında problemi nasıl çözeceklerini öğretmeliyiz. Bu illaki bir
Biz bilmiyorsak bile biz de bir yardım almalıyız. Ben ebeveynlere söylüyorum, eğer siz çok tükendiyseniz sizler de bir yetişkin psikoloğundan yardım alabilirsiniz. Bu da iyi bir şey. Yani sonuçta siz bir aileye yardım yapıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz. Ve bu çocuklar bizim geleceğimiz, bunları ötelememek gerekiyor, sahip çıkmak gerekiyor. Ve bunlara ayrı bağımsız bir insan olarak bakmak yerine bizim içimizden insanlar, bunlar da geliştikçe, bunlar da öğrendikçe düzelecek diye düşünmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani bütün bakmak, koordineli bakmak en sağlıklısı. Peki çocuklarda bu durumda sizin en çok karşılaştığınız duygusal olarak tepkiler nasıl oluyor? Hangi durumlarda siz artık bir psikoloğa yönlendiriyorsunuz? Benim en çok akademik becerilerde, özellikle okuma yazma çalıştığım için okuyamadığında, harfleri, heceleri söyleyemediğinde ya da uzun hecelerle karşılaştığı bir kelime olduğunda hemen sinirleniyor. Biliyorum ki demek ki evde ya da okulda okuyamadığında bu bir uyarıya maruz kalmış olabilir. Bir soru işareti bırakıyoruz. Çünkü bir çocuğu okuyamadığında sürekli uyarı vermek, yani bak yanlış okudun, doğru oku demek doğru değil. Zaten hani o geniş kapsamlı akademik beceriler, disleksi'de, diskalkuli'de akademik becerileri anlatmak bir ayrı bir program konusu herhalde. Çünkü derya deniz. Çalışmalardan bir tanesi de koro okuma, eşli okuma, yani rehberli okuma. Evet. Çocukla birlikte ebeveynin ya da çocukla birlikte uzmanın okuması. Ya da çocuğun okurken teybe ya da işte telefona kaydı alıp daha sonra kendisinin okumasındaki yanlışları görüp söylemesi. Bunun gibi teknikler var. Biz bunları bilmezsek, evet, bu çocuk yanlış okuduğunda sürekli uyarırsak, tabii ki bu disleksili bir çocuk değil, normal bir bireyde de öfkeye sebebiyet verecektir. Bunlarla karşılaşıyorum en sık olarak. Daha sıklıkla hani öfke kontrolsüzlükleri. Çünkü bununla yaşamayı da bilmiyor ama ben elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum onlara. Yanında olmak, o sorunu öncesinde çalışmak. Çünkü hocamız değindi, bu çocuklara eğer psikolojik destek vermediğiniz zaman zaten direkt öğrenme yeri kapanıyor beyinde. Yani strese bağımlı öğrenemiyorsunuz. Önce onu rahatlatmak, sonra akademik olarak hazırlamak en iyi çocuk üzerinde gidilebilecek şeylerden bir tanesi. Onu rahatlatmadığınızda derse ne kadar devam ederseniz edin doğru olmayacaktır. Stres yaratan durumlardan bir tanesi mesela veli, hocam bir saat olsun seans. Bazı çocuk 40 dakikada bu seansı tamamlayabiliyor. Tamam, evet. Bazısı bir saatte, bazısı 15 dakikada. 20 evet, dakikada tuttuğun evet, çocuk evet, oluyor. Ve o yüzden de o birlikte geçirdiğiniz sürenin verimli olması önemli olan. Çünkü her çocuk aynı bir saat çalışacak diye bir şey yok. Dikkat süresi zaten yetişkinde bile biz ne diyoruz? 15 dakika sonrası, ki sürdürülebilir dikkat burada çok önemli. İşlemleme hızımız çok önemli. Bunlar bu çocuklarda yavaş olduğu için bizim bu çocuklarda bir saat gibi bir süre çalışmasını beklemek çok yanlış. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Okuldaki müfredatı düşünmemiz lazım. Okulda ders süremiz ne kadar? 40 dakika. Bu neyi baz alınarak yapılmış? Eğitimciler tarafından, uzmanlar tarafından 40 dakika bu çocukların bir sınıf ortamında, masa başında geçirecek süre için uygun bir vakit. Ki bu çocuklar için uygun mu? Onu da değerlendirmek lazım. Çünkü birinci sınıf çocukları hele ki ayaktalar, sıra aralarında yürüyorlar, geliyorlar. Siz bu çocuğu mümkün değil tutamazsınız. Yani çocuk içerisinde hareketlilik var. İlla ki hiperaktivitenin olmasına gerek yok. Çocuk bu, daha birinci sınıf. Kuralları yeni öğreniyor. Okul kurallarını yeni öğreniyor. Anaokulu başka bir boyut. Çünkü orada bir oyun vardı. Evet. Orada yeni yeni oyunla birlikte kuralları öğreniyor. Ama birdenbire birinci sınıfta tamam bir kural içerisine giriyor. O yüzden de bizim sakin olup bir de çocuklarımızdan bunu öğrenmeleri için zaman ve süre tanımamız gerekiyor. Yani bizim beklentilerimiz de yüksek gibi düşünüyorum ebeveynler olarak ya da işte çocuklarla birlikte olan kişiler olarak. Yani o bekleme süresini, tahammül süresini uzun çıkarmak gerekiyor.
Zaten genelde başımıza ne geliyorsa her anlamda bu beklenti meselesinden kaynaklanıyor. Hem kendimizden beklentilerimiz, hem karşımızdakiden, hem çocuktan beklentimiz. Aslında bu şöyle bir şey. Sanki beklentiyi karşılamayınca ebeveynlerde yetersizlik duygusu var. Bu çok önemli. Yani bazen öyle bir ebeveyn oluyor ki, ya ben çok başarılı bir kişiyim. İşte örnek veriyorum, profesörüm, eşi de profesör. Ya benim çocuğum nasıl böyle olabilir diye. Halbuki o sizin hayatınızda, bu çocuğun hayatı, bu çocuğun gideceği yol. Ve biz bazen çocuk ebeveynler olarak şunu yapıyoruz, çocuk yetiştirirken bizim kopyamız olsun. Hani biz başarılıysak bizim gibi, biz başarılı değilsek ya da biz belli imkanlara sahip olmamışsak ona fazla fazla. Bazen helikopter anne babacılık yapıyoruz bu konuda. Yani çok gereksiz gereksiz çocuğu böyle yığıyoruz yani. Çocuk artık patlıyor bir noktadan sonra. Bu çocukların da bazen şöyle de oluyor. Bazen çok fazla bir şeye maruz kalan çocuklar da her şeyi bırakma eğiliminde çok oluyorlar. Hani ergenlik döneminde çok görüyoruz bunları. Özellikle ergenlik ve ergenlik sonrası dönemlerde hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey olmak istemiyorum. Hiçbir şey bana zevk vermiyor hayattan. Annem, babam, ablam ne yaparsa yapsın, abilerim benim için, benim onun da bile değil gibi direkt sıfırdan reddetme. Çünkü bazen biz sağlıklı yani çocukları sağlıklı yönlendiremiyoruz. Beklentilerimiz doğrusu yönlendirdiğimiz zaman çocuk da diyor ki zaten ben bunu karşılayamayacağım. Zaten ben bunu yapamayacağım. Niye kendimi zorlayayım diyor. Birebir konuşmalarımız da onu yapıyor. Hocam diyor, ben zaten ne olduğumu biliyorum diyor. Ben biliyorum, ben küçükken de böyleydim. Ne oluyor şimdi? Bu nereden öğrenmiş? Anne babası demiş muhtemelen. Sen küçükken de böyleydin. Sen değişmezsin. Sen asla adam olmazsın. Senden bir şey olmaz gibi. Çocuğun beynine böyle şey gibi, etiket gibi tak 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 yapıştırmış. Çocuk büyüdüğü zaman da, işe girdiği zaman da, işten çıkanlar hocam ne diyecek? Ben zaten adam olmazdım işte. İşten de bakın dikiş tutturamadım. Dikiş tutturamadım. Evet. Kim dedi bunu? Annem baban dedi. Kim diye, kimin sesi o? Anne babana kim diye yansıtıyorsun, kendi sesinmiş gibi yansıtıyorsun. Bu etiketle beraber aslında kendini gerçekleştiren kehaneti de düşünebilir miyiz Şehadet Hanım? Evet, evet. Aslında biz kendi kendine aslında o girdabın içine giriyoruz. O zinciri kırmak kolay değil Nihan Hanım, her zaman söylüyorum. Yani ister terapetik yaklaşım olsun, ister eğitimsel yaklaşımlar olsun. O zinciri kırmak kolay değil ama zinciri kırmak için mücadele et. Yani biz çocuğa aslında bir mücadele etme hissi, bir çabalama hissi bile versek o bir yerden sonra kırılıyor. Ne oluyor? İlkokuldaki gibi ya da ortaokuldaki gibi çok çok zorluk çekmiyor okumada, yazmada. Yine zorlukları oluyor. Çünkü yetişkinlikte de zorlukları var bunun. Evet. Ama o mücadele ruhu var ya, kendini aşağı psikolojik olarak o kadar çekmiyor. Zorlandım ama yaptım diyebiliyor. Örnek veriyorum, siz mesela bir saatinizi harcadığınız bir şeyde o 2-3 saat harcıyor ama yaptım diyebiliyor. Başardım, küçükken de başarmıştım diyor. Eğer küçükken başardığını görmemişse bu çocuk, zaten benden bir şey olmaz diyor. Zaten annem babam da beni böyle diyorlardı, benden vazgeçmişlerdi diye. Daha da kötü olup çocukları kaybetmiyor. Ona yetişkini kaybediyoruz aslında böyle yaparak. Ve daha da zor oluyor bunlar ileriki yaşlarda. İşte yetersizlik duygusuyla baş etmek kolay değil. Evet. Küçüklükte anne baba çocuğundan vazgeçiyor. Yetişkinlikte de kendi kendinden vazgeçiyor. Yani yetişkin olduğunda da ne diyoruz? Tamamen doğru okumaya geçmiyor. Okumaktan hoşlanmıyor. Bir kitapçıya gittiği zaman, diyelim DNR, nezih fark etmez. Oradan bir kitap seçeceği zaman sayfa adedine bakıyor. Kaç sayfalık bu kitap? Evet. Ne kadar ince, o kadar bitecek iyi. Bitecek mi? Evet. Sayfada içerisindeki kelimelerin, evet, puntosuna bakıyor. Evet. Puntolar küçük mü değil mi? Çünkü, evet, bunlar önemli ayrıntılar. Ve okuma, gazete okuma, dergi okuma alışkanlıkları daha az oluyor bu insanlarda. Okumayla ilgili olan şeylerden uzaklaşıyorlar. Evet. Ama biz bunları küçüklükte desteklersek, onları kazanmak istersek tabii ki onlar da bir şekilde mücadele duygusunu hissedecek ve okuyacaklar. Okumayacaklar diye bir şey yok. Hepimizin geçmiş hikayesinde ilkokulda yanlış okuduğumuz dönemler olmuştur. Dilimizin sürçtüğü dönemler de oluyor yetişkinlik zamanında. Nasıl? Okurken yanlış, tabii, okuduğumuz oluyor. Yaşla birlikte, tabii, gözümüzde hipermetrop, miyop, bunların hepsi olabiliyor. Daha empatik yaklaşabiliriz aslında yani. Yaşla birlikte kullanacağımız kelime sayısı da azalabiliyor. Evet. Yani bunu görerek o çocuklara destek vermek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bir çocuğu siz nasıl yetiştirirseniz bir toplumu yetiştirmiş, evet, oluyorsunuz. Ebeveyni yetiştirmiş oluyorsunuz. O yüzden de çocuklar kıymetli, ebeveynler de kıymetli. Ben diyorum ki her iki yönden de anne ve babalara çok büyük iş düşüyor.
ihmal etmemeleri gerekiyor çocukların. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Mükemmel çocuk yok. Mükemmel ebeveynlik de yok. Mükemmel tek yetiştiren anneyse mükemmel annelik ya da mükemmel babalık da yok. Biz mükemmel olmadığımız için insanız zaten. İlk önce bence bunun bilinci çok önemli. Biz mükemmel olmak zorunda da değiliz. Ama elimizden geleni yapmak burada en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü şunu da biliyorum ki, yani muhtemelen hocam siz de görmüşsünüzdür. Çok belki yanınıza gelip hüngür hüngür ağlayan danışanlarınız olmuştur. Ben çok kötü annelik yaptım, ben çok kötü babalık yaptım. Yani kötülük dediğimiz şeyin hiçbirine uymayan anne babalar. O kadar iyi yetiştirmeye çalışmışlar ki. Bazen bir şey iyi yaparken kötü olabiliyor. Ya da bize göre kötü olabiliyor. Yani bardakları düşünebiliyor musunuz? Bardakları böyle kaygılı kaygılı götürmeye çalışır misafirleri. Hangimiz dökmedi o kahveyi? Hangimiz dökmedi oradaki suyu ya da çayı? Yapabiliyoruz. Demek ki ne? Bazen biz bir şey iyi yapsak bile bazen istediğimiz gibi olmayabiliyor. Burada yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi. Şunu bilmek gerekiyor çocuk yetişken. Mükemmel olmak zorunda da değilim. Çocuğum da mükemmel olmak zorunda değil. Ama yapabileceğimin en iyisini yapayım. Yani bir sıkıntı varsa hızlı müdahale. Sizin söylediğiniz gibi hızlı müdahale, erken müdahale. Yani şunu da biz soruyoruz danışanlar geldiği zaman. Bakın durum riskli. Hemen müdahale edelim dediği zaman hocam yoktur bir şeyler, hiçbir şey yok zaten demek yerine birazcık daha burada çocuksa durum ve öğrenmeyle alakalı ciddi bir sıkıntı varsa %100 kaygılanın demiyorum ama %2-3-5 bile olsa birazcık kaygı eşiğinde durmaları gerekiyor ailelerin. Biraz endişe eşiğine diyelim. Hani çok aşırı kaygılanmak yerine endişe eşiğinde bunu nasıl hızlı toparlayabilir? Çünkü hocamız dediği gibi ilk okul zamanı geldiği zaman 6 yaş, 7 yaş çok daha hızlı toparlanıyor çocuk. Ve toparlandıktan sonra hani geriye döndüğümüzde çok fazla eksik görmüyoruz. Ama ortaokul hocam biliyorsunuz lise çok daha büyük eksiklikler oluyor. Okumayı sevdirmek o çocuğa, okumayı en baştan okuduğunu anlayabilmesi, anladığını geri ifade edebilmesi ilkokuldaki gibi kolay olmuyor. Ama ne kadar erken o kadar hızlı bir ilerleme görüyorum ben. Orada şöyle bir destek de önemli. Ebeveyn ne kadar çocuğun yanında okuma yaparsa evet. Çocuk da o kadar okumayı sever. Ama disleksili çocuklarda eğer gecikmiş bir müdahale söz konusu olursa size geldiği zaman diyelim ki ortaokul 5. sınıfta geldi. Hı hı. İlkokul 4 ve ana sınıfını da dahil edip önümüzde o kadar sene eksik bir şekilde bilgiyi öğrenerek gelen bir çocuk gelmiş oluyor. Yani düşünün yaklaşık 6-7 seneye yakın bir eksiklikle gelen bir çocuğa müdahale etmek ne kadar doğru olur ki ortaokul zaten ders müfredatının karmaşıklaştığı, branş derslerinin girdiği bir bölüm. Okuduğunu anlama metinleri zaten birinci sınıftan itibaren ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıfta hep ağırlaşıyor. Yani birinci sınıftaki metin dördüncü sınıfta okutulmuyor. Bunun içerisine zor olan kelimeler de girebiliyor. Daha teknik terimler de girebiliyor ki ortaokulda bunu daha çok görüyoruz. Branş derslerindeki ders sayısının sıklığı çocuğun anlamasını zaten zorlaştırıyor. Evet. Bir de çocuğun onlarla mücadele etmesi zaten bir özel eğitim uzmanıyla birlikte disleksi eğitmeni ya da disgrafi, diskalkuli eşlik eden bir branş öğretmeninin de destek vermesi gerekiyor. Yani ilkokuldaki müdahaleniz geciktiğinde ortaokul ve lisede daha çok kişinin çocuğun hayatına girmesine sebep oluyorsunuz. Bunun avantajları ve dezavantajları da var. Birden çok kişiyle karşı karşıya kalan çocuklar bazen isteksiz olabiliyorlar. Hiçbir şey yapmak istemeyebiliyorlar da. Ama erken müdahale her zaman daha sağlıklı, daha iyi ve çalışan kişilerin pozitif olması da çok önemli. Evet. Yani çalışan kişi bir çocuğa illaki mükemmelliyetçi olacaksın diye bir şey vermemeli. Başarabilir de ailelerin beklentilerine cevap vermek durumunda da değilsiniz. Bazen seans mesela çocuğun performansına bakıyorsunuz. Bu çocuk haftada 2 seans almalı. Bazen 3 seans, bazen 4 seans. Ama seanslarınızı ebeveynler belirliyorlar. Bu gerçekten üzücü bir durum. Evet, evet. Yani çocuğun ihtiyacı olan seanslara ne kadar geç gelirse çocuk o kadar ilerlemesi güçleşir. Yani bir yılda toparlayacağınız şeyi siz 2 yılda toparlamaya götürürsünüz, 3 yılda.
Ama bunları ebeveynlere anlatmak gerçekten zorlu bir iş. Yani öyle kolay değil. Hemen 2-3 seansta sihirli bir değnek elimizde var. Sihirli annemdeki gibi çocuğu düzeltecekmişiz gibi bir yanlış algılama var. Böyle bir şey söz konusu değil. En az bir yıl eğitim. En az. Ve haftada çocuğun performansına göre en az da 2 seansta toparlamalar söz konusu olabiliyor. Peki bu çocukların, evet hani böyle bir tanı aldı, bu alanda çalışma yapılmaya başlandı. Eğitim hayatları, ilerleyen hayatları nasıl oluyor? Yani olması gereken beklenti ne? Ebeveynlerin neyi bilmesi gerekiyor? Ona göre çocuklarına muamele etmelerini kolaylaştırır eğer ne olacağını bilirlerse. Burada şimdi bizim RAM'lar, bir parantez açayım. Veli RAM'a gelmek isterse rehber öğretmenle, sınıf öğretmeniyle birlikte eğitsel değerlendirme formunu dolduruyor. İlkokul birden ortaokul liseye kadar. RAM'a geldiği zaman dediğim gibi zeka testleriyle işte Stanford, Binellighter, Viscar bunlarla çocuk testten geçirildikten sonra normal zeka düzeyine sahipse ama halen yaşıtlarından beklenenin altında bir okuma, yazma, matematikte gerilikler mevcutsa bununla ilgili bir dilekçe gönderiyoruz hastaneye. Hastaneden Çözgel raporu adı altında bir rapor alınıyor. Onun dönüşünde biz onlara rehabilitasyon merkezinden faydalanması için bireysel eğitim raporu, okulda kaynaştırmadan yararlanması için okul raporu yönlendiriyoruz. Bu okul lise hayatı boyunca devam ediyor kaynaştırması. Rehabilitasyon desteği de veli isteyene kadar, lise sonuna kadar, liseden sonra da isterse devam edebiliyor. Okulda önlem alınıyor. Sınıf içerisinde bireysel eğitim, destek eğitim odalarında destek eğitimle çalışan öğretmenlerimiz var. Onlardan ders sonralarında destek alabiliyorlar. Sınıf içerisinde öğretmen farklı sorular, güçlük derecesi daha az. Diyelim ki sorunun işte 10 tane soru soruyorsanız disleksili çocuğa 5 soru ya da çok basit, kolay anlayabileceği, yapabileceği şeyleri soruyorsunuz. Onun dışında da işte LGS'de, üniversiteye giriş sınavlarında tedbirler alınıyor, resmi tedbirler. Ayrı bir sınıfta destek verilebiliyor. Bunun gibi resmi tedbirler de alınıyor çocuklar için. Velilerin kendi desteği, eğer istemiyorlarsa da özelden destek alabiliyorlar. Zaten RAM'a gelmedikleri için ekstra bir kaynaştırma çıkarılmıyor. Bazen veli sadece kaynaştırma raporu istiyor, rehabilitasyon desteği istemiyor. Bunun gibi tedbirlerle devam ediyor okul hayatı. Ama şunu merak ediyorum, yani şimdi bu çocukların okul hayatı bir şekilde devam ediyor ama ömür boyu da süren bir şey diyoruz, evet. Disleksi. Bu hayatların onları nasıl etkiliyor? Yani bizim yaptığımız yardımlar, onlara yaptığımız destekler hayatlarını düzenleme noktasında ne derece onları ileri taşıyabiliyor? Destek alıyorlarsa eğer görüştükleri uzman kişinin de burada yönlendirmeleri çok önemli. Yani tıbbi bir destek söz konusuysa, yani işte ilaç kullanımı, psikoterapi ve akademik destekle ilgili kişinin erken dönemde, yine üzerine çiziyorum, erken dönemde almış olduğu destekle birlikte üniversite sınavını kazanan çok çocuk var. İstediği bölümü kazanan çok kişiler var ve günlük hayatlarına devam ediyorlar. Ve hani istedikleri branşları da kazanabiliyorlar. Sonrasında da tabii ki kendilerinin disleksi olduğunu bilen çocuklar bu durumla birlikte yaşadıkları sorunları bildikleri için kendilerine ona göre bir planlama yapabilirler. Yani tekrarında yine bir destek alabilirler. Yani planlamada, organizasyonda bir sıkıntı yaşıyorlarsa ki yetişkin bir kişinin mesleği olacaktır. Gene dediğim gibi işe yetişme konusunda işteki rutin işlerini yapma sıralaması, bununla ilgili destek alabilirler. Bir psikologdan alabilirler, bir psikiyatristten ya da bir özel eğitim uzmanından yetişkinle çalışan destek alabilirler. Ama çoğu toparlıyor. Yani benim çalıştığım çocuklarda çoğu toparlamış durumdalar. Veliler de gerçekten ilgililer bu noktada. Şimdiye kadar ben böyle bir durumla karşılaşmadım. Ama tabii ki bu hiç karşılaşmayacağınız anlamına gelmeyecektir.
Ama en azından umut vaat eden tabii ki. Yani şöyle düşünün, hani beynin kullanılmayan alanlarını kullanmaya başladığınızda mutlaka size cevap verecektir. Hı hı. Fizyoterapide öyle bir durum var. Mesela işte sağ kolda sıkıntı var. Sol kolu kullanmaya başlıyorsunuz, onu öğretiyorsunuz. Evet. Yani biz bir şeyi bilmediğimiz zaman hemen pes etmemeliyiz. Onu öğrenmek için çabalamalıyız. Çabalarsak bunun karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki bir zihinsel gerilik durumu mevcut değilse. O ayrı bir, çünkü karıştırılabiliyor, o ayrı bir durum. Ama disleksi de tabii ki kişiler günlük hayatta, belki çoğu insan disleksinin tanımlarıyla, disleksinin sebepleriyle, belirtileriyle karşılaştığında, "Aa, bende de disleksi var mı?" diye düşünen kişiler vardır mutlaka. Ya da dikkat problemi. Çoğumuzun zaten bu anlık dikkat, sürdürülebilir dikkatle ilgili çok sıkıntılarımız vardır. Yani bunları öğrendikleri zaman bunlarla ilgili neler yapabileceklerini internet ortamından ya da uzmanlardan öğrenebilirler. Bizim böyle yetişkin danışanlarımız olmuştu. Bizim gördüğümüz en büyük sıkıntılardan bir tanesi yer yön sıkıntısı. Yer yönlerinde sıkıntılar yaşıyorlar bu kişiler. Haritaları okumada sıkıntı yaşıyorlar. Yani nereye gideceğim ben, nereye gidiyorum, yolda kaldım. Aman Allah'ım, sağ sol, sağ mı dönecektim, sola mı dönecektim, doğru yolda mıyım, değil miyim diye okumada sıkıntı yaşayabiliyorlar bu işler. Ve iş yerlerinde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani iş yerlerindeki verilen komutları anlamada, doğru mu anlıyorum, ilişkilerini yürütebilmede sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ve bu kişilere baktığımız zaman da yani şunu da söylemek gerekiyor. Yani travma da çıkıyor ya için içinden. Yani sadece de disleksi tek başına olmuyor. Altta yatan bir travma da oluyor. Baba travması, anne travması, aile travması ya da büyük bir olay, bir travma yaşanabiliyor burada. Hani buna bakmak gerekiyor ama şurada şöyle bir şey var. Mesela burada bizim danışanlarımızın özellikle matematikle alakalı sıkıntı yaşayanlarda sıfır kavramı yoktu. Eksi kavramı yoktu. Şimdi bir de sayı doğrusu diye bir şey var, değil mi? Biz sayı doğrusunu biliyoruz. İlkokulda öğrendiğimiz bir şey. Evet, çok güzel öğrendik. Evet, şu taraf eksi, sol taraf eksi, sağ taraf artı, ortada sıfır var. Bildiğimiz bir şey. Şimdi bunlar yetişkinlikte de yok. Bazen anlayamıyorlar. Sıfır ne demek? Eksi ne demek? Paranın eksiye düşmesi ne demek? Yok ne demek? Şimdi burada ister istemez ilişkilerde de, yani karı koca ilişkileri, iş ilişkilerinde sıkıntı yaşıyorlar. Aynı zamanda evi organize edebilmede, işleri düzenli yapabilmede, işi yönetebilmede sıkıntı yaşıyorlar. Yani sadece mesela örnek veriyorum, telefonla uğraşıyorsa evin tüm işi kalıyor. Düşünemiyor olsa da hani 5 dakika bakayım kapatayım değil de tamamen telefona bakıyor mesela. Evin işi kalmış. Onu organize edemiyor. Mesela sabah diyor ki sabah kalkayım diyor, kesin diyor şurayı ayarlayacağım. Sabah bir kalkıyor, yapamıyor onu. Düzenleyemiyor. Kafasında kuruyor. Yapmam gerektiğini biliyor ama harekete geçemiyor burada. Koordinasyon sıkıntısı var. Organize etmede sıkıntılar var. Ve burada şöyle de bir şey var. Çocukken gözlemlenmemiş, çocukken müdahale edilmemesi, bu kişilerde kaygı da çok oluyor. Kendiyle ilgili yetişkinlikte kaygı, öz saygısının yetimi de oluyor. Ve şu korkuları da oluyor. Çocuklarında da çıkacak mı acaba korkusu oluyor. Şimdi hocamız dedi ya, aslında biz bir ebeveyn yetiştiriyoruz burada. Ki bir zincirlemedir. Yani ebeveyn kaç çocuksa o çocuk, o çocuklar diğer çocuklara. Yani bir silsile haline gidiyor aslında bu. Şimdi böyle olduğu zaman da muhakkak ki bu kişilerin öz saygısı, yapabileceğinin farkına varması, çocukken bu eğitimi alması çok önemli. Yani çocukken almış olsaydı belki o kişi, örnek veriyorum ya da kişiler, İleriki yaşlarda %50-%70 %70 bu şeyleri öğrenmiş olacaklardı. Organize yapmada, sıfırı algılama, parayı algılamada, sayısının oluşması oluşacaktı. Oluşmadığı için 40 yaşından sonra, 30 yaşından sonra oluştuğu zaman o kişine zor oluyor. Onunla yaşayan ebeveynler için de ya da çocuklar için de zor oluyor. Kendisine de zor oluyor aslında bakarsak. Ama dediğimiz gibi ne kadar erken o kadar bizim için daha hızlı böyle bir manevra yapma etkisi olabiliyor. Peki bu eşlik edilen tanılarla ilgili biraz onları da sizden detaylı öğrenmek istiyorum. Tanılar konusunda birbirine çok karışabiliyor. Yakın. Evet. Öğrenme güçlüğünde genelde eşlik eden tanılardan bir tanesi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Yani gördüğümüz dürtüsellik de çok etkiliyor. Evet, var. Dürtü kontrol bozukluğunda işte o en büyük özelliklerinden biri organize olamamak zaten. Evet. Yani çocuk masa başı etkinliğinde, özellikle hani sınıflarımızda masa başı etkinliği genel olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesi.
masa başı etkinliğinde ayak sallama, el sallama, kıramalı, bir türlü kıpır kıpır. Evet evet kıpır kıpır olma, bir türlü o yapacağı işe kendini verememe. Sizi dinliyor gibi olup ama aslında kafasında binlerce şeyin dönmesi. Bir işe başlayıp onun sonunu getirememe. Sürekli işten işe, işte yetişkinlikte bahsediyoruz ya, işten işe, bu işi beğenmiyor, bir bakıyorsunuz işte arkadaşınız var, sürekli iş değiştiriyor. Bir işte tutunamıyor. Evet. Bunun gibi hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Öğrenme güçlüğüyle karıştırılıyor dikkat eksikliği. Çünkü dikkat eksikliği, evet, ilkokul birinci, ikinci sınıfa kadar öğrenme bozukluğu gibi gözükebiliyor. Çünkü harflerde, hecelerde ve rakamların yazılış yönlerinde terslikler onlarda da görülebiliyor. Ne zaman tamamlanıyor? İkinci sınıfın ikinci döneminden sonra onlarda bir daha doğru şekilde yazma, daha kendini toparlama görülebiliyor. Ama disleksilerde bu uzun soluklu olduğu için devam ediyor. Dikkat eksikliğinde zaten en büyük göstergelerden biri okuduğunu yanlış okuma. Zor şeyleri yapabilme ama basitleri yapamama. Bu LGS sınavında da karşılaştılar. Evet. Basite, benim öğrencilerimden bir tanesi basit olanları yapamamıştı. Zor olanları yapmış ve annesi şok olmuştu. Yani diyor ki beklemiyordum bunu. Çünkü okuma hataları, yani kelimeyi bazen kelimenin mesela anlamak yazıyor. O onu kitap diye okuyor. Kelimeden farklı bir kelimeye döndürebiliyor. Ki cümlelerin arasında heceler, harfler atlandığı için bu kelimeleri tam anlamını görmediği için, satır atladığı için. Çünkü çoğu parmakla takip ediyor. Parmakla hesap yapıyor çoğu matematik işlemlerinde. Bu gibi durumlar söz konusu olduğu için bu dürtüsellik de dikkat eksikliği de bunları daha çok pekiştiriyor. İşte o zaman medikal değerlendirme çok önemli. Çünkü biliyoruz ki DHB tek başına bir aktivitelerle müdahale altına alınacak, evet, bir şey, evet, değil. Çok yanlış, internette çok yanlış bilgiler var. Yani DHB'de şu oyunu oynayın DHB geçer. Şu çalışmayı yapın DHB geçer. Ya da işte DHB'de şu kitapları alın çalıştırın çocuklarınıza çok iyi gelir. Dikkat eksikliği biter. Böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Nörolojik bir sorun. Siz buna mutlaka medikal değerlendirmesini iyi yapıp gerçekten ihtiyaç var mı yok mu diye bakmak gerekiyor. Ama onun dışında yönerge takibi, sıralama becerileri, gene bu resim sıralamalar, öykü anlatmalar, birlikte hikaye okumalar, ev içerisinde yapılacak etkinlikler, uzmanla birlikte yapılacak etkinliklerle o DHB'yi toparlayabiliyorsunuz. Ama onun dışında DHB'yi toparlamak çok da mümkün değildir. Hani hocam bu konuda daha bilgi sahibidir diye düşünüyorum. O dürtüselliği her şeyden önce toparlamak gerekiyor. Evet, yani evet. Çünkü siz sürekli sallanan, yerinde duramayan, kafası başka yerde olan bir çocuğa akademik bir dersi, akademik bir çalışmayı öğretemezsiniz. Mümkün değildir. Evet. Ne yaparsanız yapın öğrenemez. Kesinlikle. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yani hayatın her alanında çocuk, hani nasıl disleksi diyoruz ya, yani tamamen sıfırlanmaz. Ama şunu da biliyoruz ki çocukken dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ergenlikten sonra daha sakinleşti. Evet. Daha böyle uysallaştı. Daha böyle uyum sağladığı çevresindekileri, bunu gözlemliyoruz. Yani aileler şunu zannetmesin. Aman Allah'ım, hayatım boyunca çocuk böyle mi olacak demesin. Ama küçükken, küçük yaşlarda olan, küçük yaşta DEHB tanısı almış, yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklarda yüksek oranda, %100 olmasa da yüksek oranda ergenlik sonrası bir durulma safhasına giriliyor. Acaba diyoruz ki hocam çok enerjilerini kullandılar da sonra böyle bir sakinleşme evresine geçiyorlar. Biz bunu gözlemliyoruz. Disleksiyle alakalı da evet, şunu da bazen evet karıştırılıyor. Çocuk disleksi mi, dikkat eksikliği mi var? Yoksa dikkat eksikliği oldu da sonra disleksiyi mi tetikledi? Ya da disleksi oldu da bu kendini ifade edemeyerek dikkat eksikliği mi sebep oldu? Şimdi aslında tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar hikayesi bu. Ama şunu biliyoruz, semptomları biliyoruz, sıkıntının ne olduğunu biliyoruz, çözüm yollarına ne olduğunu biliyoruz. Şimdi aileler bazen eğitmenler ya da psikologlardan da şunu istiyorlar. Gelsin ve çocuk değişsin. Hiç değişmedi. Çocuğun
Semptomları yani okul başarısı değişti mi? Okuduğunu anlayabiliyor mu? Matematik algısı değişti mi? Matematik sayı hissi değişti mi? Değişti. Yani çocuktan böyle bir yüksek IQ'lu, hani böyle çok farklı bir çocuk beklemeleri, yani al fabrikaya veriyorum, bana farklı bir şekilde ver, bu olmuyor maalesef. O çocuğu en azından kapasitesi kadar geliştirebiliyoruz, kapasitesi kadar ilerletebiliyoruz. Dediniz ya hocam, çocuklar geliyor 15 dakikada bitiyor. Çocuk iyi, bazen oluyor bir saat. Aynı çocuk bazen bir saat oluyor, bazen 15 dakika oluyor. Çocuğun ruhsal durumuyla da çok alakalı bir şey. O yüzden biz burada spesifik şu bu demek yerine semptomumuz bu. Bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bu çocuğu nasıl potansiyelini de en iyi şekilde kullandıracak şekilde çalıştırabiliriz? Buna bakmamız lazım. Ve ben ailelere özellikle de şunu diyorum. Yani toplum içinde çocuğunuz varken, benim çocuğum disleksi zaten, benim çocuğum zaten hiperaktivite bozukluğu var. Şu dediğiniz zaman çocuğun duymadığını zannetmeyin. Çocuk duyuyor, onun ne olduğunu biliyor ve ister istemez etiketlendiğinde farkında. Çünkü çocuklar kendi arasında konuşurken şunu da diyorlar. Aa, o disleksi değil mi zaten? Direkt onu bir hasta gibi etiketliyorlar. Şimdi biz çocukları etiketlediğimiz zaman ne oluyor? İster istemez kendini o şekilde kabul ediyor ve değiştirmek için çaba sarf etmiyor. Bu aynı şekilde üstün zekalı çocuklar için de geçerli. Hani diyor özellikle denen lütfen üstün zekalı olduğunu her defasında ya da bir çocuğa söylemeyin. Çünkü kendini daha arkadaşlarından daha üstün görüp farklı bir moda girmesin, farklı bir ruh haline girmesin deriz mesela. Aynı şey bunlar için de geçerli. Çocuklar çünkü şey derler yani, bende bir sıkıntı var, evet. Evet, sıkıntı var. Ya da bunun şey üzerinden de gidebilir kişiler. Aileler de gidebilir, danışmanlar da bu konuda konuşabilirler. Evet, şu an bir öfke patlaman var ve bunun üzerine beraber çalışacağız. Evet, ulaşın. Ya da şu şekilde. Evet, duygu durumuyla alakalı biraz çalışma yapsak sanki iyi gelecek gibi. Ne dersin? Biliyor musun, ben de şöyle şöyle olmuştu gibi. Yani çocuğu direkt etiketlemek yerine sen zaten şöylesin, sen zaten böylesin, sen zaten öğrenemezsin. Baban da zaten böyleydi, annen de zaten böyleydi, babaannen de görmüştüm demek yerine evde bu çocuğu birazcık daha bu konuda beslersek en azından kendini daha arkadaş çevresinde var olma konusunda, ben de bir bireyim konusunda kendini motive edecektir. Ama diğer türlü kendini geri çekecek. Tam tersi olan da var. Ben sana dikkat eksikliğim var, yapamam ki ben zaten. Ben zaten disleksiyim, ben anlamam ki zaten diyerek kolay yoldan da kaçabilecektir. Hani bunların önüne geçmek konusunda, çünkü ailelerden bunları duyuyoruz. Bu konuda birazcık daha temkinli durması, çocuğun yaşadığı sıkıntıları çok fazla dillendirmemeleri. Yani anne baba özel konuşacaksa lütfen o özel alanın sadece size ait olduğundan emin olun. Konuşacağınız kişilerde çocuğunuzun olmadığına, yani aile babayla tartışacağınız ya da babayla bir yol ilerleme konusunda karar vereceğiniz zaman lütfen orada siz olun. Ve çocuğunuz etiketlendiğini bilmemesi gerekiyor. Yani ben zaten disleksiyim değil. Bundan ziyade evet bir şey var, bir çalışma yapılması gerekiyor. Yani etiketleme izni verilmemesi gerekiyor burada. Çünkü arkadaşları etiketlemesin. Ama çocuğa şu şekilde konuşulabilir. Evet, öğrenmeyle alakalı bir sıkıntımız var. Bunu hocam muhtemelen siz de yapıyorsunuzdur. Dikkatle alakalı bir çalışma yapmamız gerekiyor sana. Demek daha sağlıklı olacaktır. Sanki sen de derslerde, okullarda, derslerde ders dinlerken zorluk çekiyor musun? Dikkatini toparlamadı. Evet. Ama biz mesela bunu şu şekilde söylüyoruz. Mesela dikkat, evet. Bu bazen dikkat eksikliğimiz olabiliyor. Her çocukta, çoğu çocukta ya da bazı çocuklarda bu olabilir. Bunun üzerine bir çalışma yapalım. Bunun üzerine birazcık gidelim bakalım nasıl ilerleyeceğiz şeklinde olursa daha sağlıklı olur. Yani çocuk, diğer çocukların bilmesi çocuğa zarar veriyorsa, güvenli değilse lütfen dikkat etsinler. Çünkü maalesef ki biz bu çağda çocukları çok da böyle bazen öyle bir hale geliyor ki çocuklarımız nasıl bu kadar zorba oldu diyecek hale geliyoruz böyle melek gibi çocukların. Çünkü çok fazla uyaran var. Bu konuda birazcık daha dikkatli olurlarsa daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum hocam. Evet, doğru. Çünkü duygusal ve davranışsal alanda da sorunlar yaşıyorlar. Ve bir kişinin bu kendiyle ilgili durumunu olumlu yönde de kullanma, olumsuz yönde de kullanma. Yani o tanının arkasına sığınma durumu da var. Evet. Ama o tanıyla birlikte kendimi nasıl geliştirebilirim? Ki bunu çocuk anlayamadığı için ebeveynin tutum ve davranışları önemli bu konuda. Yani
ebeveyn çocuğa destek oluyorsa ve onunla birlikte ise çocuk bunu aşabiliyor. Evet. Ama ebeveyn her defasında çocuğunu eleştiriyorsa maalesef çocuk o tanıların arkasına sığınmak zorunda bırakılıyor. Ve yetişkin olduğunda da eğer yetişkinlikle ilgili bir duygu durum bozukluğu yaşarsa da onunla ilgili o tanıların arkasına sığınan bir kişiyi buluyoruz. Yani işte bende dikkat eksikliği var, ben işe yetişemiyorum, hiperaktivitem var, dürtü kontrol bozukluğum var. Bir gün onlayım, bir gün bunlayım gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Son bir dakikamıza girmişken ben ikinizden de güzel bir umut vadeden bir cümle almak istiyorum. Çünkü çok ebeveynlerin yıprandığı bir konu olabiliyor bu. Yani çocuklarımızın üzerine hassasca eğilelim, onları ihmal etmeyelim. Her bir çocuk kendi ailesi için özel ve değerlidir. Bence dünyaya zorluklarla getirdiğimiz çocuklara kucak açalım ve onların her daim yanında olalım diye düşünüyorum. Ben de şöyle söyleyeyim. Çocuklarımız aslında diyoruz ya bir emanet bize. Emanet olduğu için biz elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Elimizden geleni yapalım. Zaten elimizden geleni yaptıktan sonra yani toprağa bir tohum atıyoruz. İlla elma çıkmak zorunda değil. Bazen armut çıkar, bazen kiraz çıkar. Hani buna hazırlıklı olalım ve muhakkak ki emeğinizin karşılığını muhakkak göreceklerini ben ailelere ekstradan söylemek istiyorum. İkinize de katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok bence aydınlatıcı bir sohbet oldu. Detaylıca kesinlikle konuşulması gereken bir konu. Özellikle pandemide birinci sınıf öğrencilerinde çok fazla sıkıntı yaşamaya başladığımız için internetteki bilgi kalabalığında ebeveynlerin bunların arasında boğulduğu ve doğru bilgiye ulaşmakta da zorlandıkları için aslında zor değil ama doğru bilginin ayrımını yapmak biraz daha zor. Sizin de çok güzel katkılarınız oldu. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kendini bilmekte bugün her yönüyle öğrenme güçlüğünden bahsettik. Umarız izleyen herkes için de faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.